Sevgili YouTube TV Kayı ailesi, hepinize merhabalar. Güzel bir yolculuğun ardından pazar sabahı İzmir Kordon'dan herkese selamlar olsun. Biz Noel Alper Cappar ve Yusuf Ziya Çakır'la birlikte güzel bir yolculuk geçirdik ve İzmir'e geldik. Biraz İzmir'i turladıktan sonra stada, daha doğrusu önce takımın oteline, oradan da stada geçeceğiz. Bütün gelişmeleri de sizlere, siz bu videoyu izlerken aktarmış olacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Maç hikayesi devam ediyor. Evet, Samsunspor'un konakladığı otelin önündeyiz. Az sonra kafile buradan çıkıp maçın oynanacağı stada doğru gidecek. Biz de takımımızla birlikte stada kadar eşlik edeceğiz. YouTube TV Kaya ve Kanal 3'teki ekranlarından herkese merhabalar. Fuat Hoca. Hocam merhabalar. Çıkınca biz de arkasına takılacağız ve hep birlikte stada geçeceğiz. Spor az önce YouTube TV Kaya ve Kanal 362 farkıyla izlediğiniz videoda otelden ayrıldı ve arkamda görmüş olduğunuz Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'na geldi. Kadrolarda açıklandı. Sürpriz yok. Her zaman daha doğrusu beklediğimiz kadro. Şöyle bir kadroyu saymak gerekirse, kalede Nurullah var. Savunma dörtlüsünde Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik ve Soner Gönül olacak. Orta üçlüde Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Vukan Savicevic. Bir tarafta Melih oynayacak. Bir tarafta Yasin oynayacak. Onların hemen ortasında Vukan Savicevic ve forvette de Tomane'yi izleyeceğiz. Ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndayız. Maç hikayesinin bu bölümüne kadar çok güzel geldik. Güzel görüntüler vardı. Ve maç hikayemiz yine devam edecek. Sizlerden ricam, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Altınordu'dan 2-0'lık galibiyetle dönüyoruz. Adeta bir yabancı işi galibiyet oldu. Tomane indirdi, Savicevic attı. Son golde, ikinci golde Fofana'dan geldi. Tebrikler takım. 4 haftada 10 puan etti ve artık playoff potasındayız. O psikolojik barajı da geçmiş bulunuyoruz. Tebrikler takım, bravo takım. Bizler de buradaki bu güzel görüntüleri sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Futbol 55'ten herkese merhabalar. Bu hafta güzel bir hafta bizler için. Yılport Samsunspor Altınordu deplasmanından galibiyette döndü. Az önce maçın hikayesini izlediniz. Şu anda da yine arkamızda maçın hikayesi bir yandan dönüyor. Biz Noel Alper Cappar ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Yusuf Ziya Çakır'la birlikte İzmir'e gittik geldik. Keyifli de bir yolculuk oldu. Tabii kazanınca dönüş de güzel oldu. Deplasmanda kazanıp dönmeyi özlemişiz açıkçası. Evet. Değil mi Alper? Hoş geldin bu arada sen de. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese, izleyenlerimize. Bugün yine dolu dolu bir içerik hazırladık. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra Genel Kaptanımız Cenk İşler'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Devamında ise Trivela Spor, siz de çok seviyorsunuz. Furkan ve Metehan benim de iyi arkadaşlarımdır. Sağ olsunlar, beni kırmadılar.
Onları da tek tek yayına yine görüntülü olarak bağlayacağız ve Samsun Spor'un durumunu onlarla birlikte de yorumlayacağız. Tabii sizlerden gelenleri okuyacağız derken yine dolu dolu bir içerik olacak. Şöyle bir dilerseniz puan durumuyla başlayalım. Tabii puan durumu bugünün ardından değişecek. Neden? Çünkü iki karşılaşma var. Ankara Gücü Balıkesir Spor mücadelesi var. Ankara Gücü 1-0 önde ki maç Ankara Gücü'nün galibiyetiyle sonuçlanırsa Ankara Gücü liderlik koltuğuna oturacak 30 puanla. Menemen Keçiören Gücü maçının ilk devresinde de Keçiören Gücü 2-1 galipti. Onun dışında alınan diğer sonuçları şöyle bir sizlere hatırlatmak gerekirse haftanın önemli maçlarından birisinde Gençler Birliği deplasmanda Bandırma'yı 2-1 ile geçti. Erzurumspor o dönem önemli bir karşılaşmaydı. İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken Adana Tuzla maçı 1-1'lik beraberlikle son buldu. Devamında Manisa Futbol Kulübü sahasında Kocaelispor 2-1. Bolu Spor'da deplasmanda Ümraniye Spor'u yine aynı skorla 2-1 mağlup etti. Samsun Spor'un 2-0'lık Altınordu galibiyetiyle kapattığı haftada Bursa Spor'da Denizli deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Tabi bu maçların ardından oluşan puan durumuna baktığımızda Samsun Spor kendisini nihayet playoff potasının içerisine atmış bir şekilde görüyoruz ama şunu hatırlatalım. Erzurum ve Tuzla arasında geçen hafta oynanması gereken karşılaşma biliyorsunuz İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle oynanamamıştı. Yani bir altımızda yer alan Tuzla'nın da bir maçı eksik. Bunu da hatırlatmak gerekir. Şu anda daha bugünkü maçların bitmediğini varsayarsak Erzurumspor 28 puanda, Ümraniye Ankara Gücü ve Eyüpspor 27'şer puanda, Bandırma Spor'un 25, Samsun Spor'un 22, Tuzla Spor'un 21, 3 takımın 20'şer puanı var İstanbulspor, Kocaelispor ve Gençler Birliği'nin 19 puanlı 2 takım var Bolu Adana Spor, 17 puanlı 3 takım var Bursa Menemen ve Manisa. Düşme hattında ise Denizli, Keçiören Gücü, Altınordu ve Balıkesir var. Tabi bugün oynanan karşılaşmalarda alt tarafı da tabi oldukça yakından ilgilendiriyor. Menemen Keçiören Gücü maçı. Menemen'in 17, Keçiören'in 13 puanı var. Keçiören kazandığında ki ilk devreyi 2-1 önde kapattı 16 puan yapıyor. Alt taraf iyice karışıyor. Böyle bir haftayı geride bırakacağız. Önümüzdeki hafta sonu ise yani 16. haftada ise oldukça zor ve kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Pazar günü saat 19'da başlayacak mücadelede Ankara Gücü'nü ağırlayacağız sahamızda. Bu maçı da konuşacağız. Maç öncesi yönetimin aldığı statın durumu ile ilgili aldığı kararlar var. Kale arkaları kapandı. Kombine fiyatları güncellendi. Bunları da yayınımızın ilerleyen bölümlerinde sizlerle birlikte konuşacağız. Evet Alper, hoş geldin yeniden. Hoş bulduk. Tabii sabah geldik biz de. Dinlendikten sonra hem gün içerisindeki işlerimizi hallettik hem de yayına hazırlandık. Güzel bir galibiyet oldu Altınordu maçı. Yani ikinci yarının ilk 15 dakikasını çıkarırsak olduğu gibi Samsun Spor'un üstünlüğüyle geçen bir karşılaşma diyebiliriz. Senin gözünden nasıl bir karşılaşma oldu diyelim. Az sonra genel kaptan Cenk İşler'i bağlayacağız. Onun bitiminde de Trivela Spor'dan Furkan ve Metehan'ı bağlayacağız. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet Alper. Evet, 3 haftada 7 puan almış bir Samsunspor. Dolayısıyla 4 maçtır da galip, 5 maç sanırsam galip gelemediğimiz Altınordu. Geçen sene playoff'ta bizi eleyen bir takım ve ister istemez de tedirgin olduğumuz evet. Bir karşılaşma. Gerçi ben Altınordu'yu çok iyi bulmadım. Hani o geçen seneki kimliklerinden çok uzaklar. Ama yine birlikte oynayan futbolcular oldukları için bir sistem, yani, sistem takımı. Ama biz gerçekten karşılaşmaya hızlı başladık. Yanlış hatırlamıyorsam bir Soner Gönül'le denedik. Önce sonra Savicevic'le denedik. Olmadı. Peşine Hasan Ciddi yani bir pozisyon kaçırdı. Onu atsa daha çabuk kopabilirdi karşılaşma belki. Çünkü tam baskı kurduğumuz sırada ama zaman zaman içerisinde Altınordu'nun denemeleri vardı. Özellikle İkinci yarı başında. Yok, evet. İlk yarıda da vardı. Kanatları çok fazla sık sık kullandılar. Neyse ki sonradan oyunu dengeledikten sonra 25 dakikada Tomane'nin akıl dolu pası, Savicevic'in direkt köşe, işte yani tecrübe dediğimiz işte. Ha. Yani Hasan Kılıç'ın yapamadığını... Yasin'in ortası, evet, onu da unutmayalım. Evet, Hasan Kılıç'ın yapamadığını Savicevic yaptı yani. Direkt köşeye gönderdi. Tabii ilk devre
oyun anlamında çok iyiydik. Yani ne oyundan kopmalar yaşadık, zaman zaman topu durdurduk, işte tempoyu düşürdük, yükseltik. Hı hı. Yani gitti geldi bir şey oldu ama ikinci yarının başından yaklaşık 70. dakikaya kadar yani özellikle Nurullah'ın Ahmet Dereli karşısında kurtardığı bir pozisyon var ki o gol olsaydı çok farklı yere daha girip gidebilirdi maç. Çünkü 51. dakikanın sonu bende notlarıma maçın kırılma anı kırılma diye anı, kesinlikle not kırılma almışım. Anı. Çünkü o golün akabinde Altın Ordu daha da bir özgüvenle bize baskı pozisyon kurabilirdi. Pozisyon buldu evet. Ki buldular. Yani bir pozisyon var yine yanlış hatırlamıyorsam 53. dakikada veya 55. dakikada kornerde bomboş pozisyonda kafayı vurdu. 61'de yine karşı karşıya hani çaprazdan evet. Yine bir şut kaleye çekildi. Hüsamettin'in hani, bir şutu evet, vardı. Hüsamettin'in şutu. Hani zaman zaman içeride o 20 dakikalık bölümü gerçekten çok oyundan sıkıntılı, koptuk, sıkıntılı yaşadı. Evet. Yani o dakikaları önemli olan o dakikalarda başarılı çıkabilmekti. Biz onu başardık. Sonra artık oyunun kontrolünü sağladık ama oyunun kontrolünü sağlarken şöyle sağladık. Yani gerçi sosyal medyada da bugün sık sık okudum. Diğer şeylerde de okudum. İşte Çinari'nin neden oyuna alındığını, Fofana'nın niye oyuna alınmadığını hoca onunla ilgili açıklamasını yaptı. Evet. Fofana'nın bilmediğimiz bir mide rahatsızlığı varmış mesela. Hani biz germe bilmem ne bağlıdır şu falan evet. Diye düşünüyorduk ama aslında midesinde yaşadığı problem varmış. Dolayısıyla da hocamız Çinari'den yana şansını kullandığını söyledi. Ama Çinari kaçta girmişti? 55'te mi girdi? O civarlarda bir şey girdi yanlış hatırlamıyorsam. Melih Çinari 59. 59 mu? Ona da, ya abi ya kusura bakmayın Çinari, ona bonservis evet. Parası ya işte şunu bunu verildi. Yani yeminle acınacak durum yani. Gerçekten acınacak durum yani. Yani kusura bakmasın yani. Yani vallahi 50 bin lira vermem ya. Bak 50 bin lira vermem yani. Yani zaten Meli Oktan bir temposu düştükten sonra zaten bir 10 kişilik performansla mücadele etmeye başladık. Çinari'yi aldık ama orada. Yine 10 kişi oynamaya devam ettik. Neyse yani hiçbir katkısı olmadı. Yani ne oyuna katkısı evet. Oldu ne takım arkadaşlarına katkısı oldu ne oyunu değiştirebilecek bir pozisyon yaratabildi. Ben anlamadım oyuna niye girdiğini çözemedim. Açık söyleyeyim oyuna niye girdiğini çözemedim ama yine gerçekten de özellikle Savicevic gerçekten kumaşın çok iyi olduğunu zaman içerisinde çok güzel evet. Göstermeye başladı. Geçen sene ne kadar yanlış bölgede oynatıldığını da görmüş olduk. Serbest bıraktığında neler yaptığını. Bir dokunuşta neler değişti. Evet, Savicevic serbest noktada neler yapabileceğini gördük. Çünkü oyunun her hamlesinde, her noktasında Savicevic vardı. Şundan kurtulduk. Belki izleyenlerimiz de onu takip etmiş olabilir. Yasin'e top oynama alışkanlığımızdan kurtulduk. Bir alternatif üretti. Alternatif üretti. Öyle diyebiliriz. Alternatif tamam Yasin'i oynayalım o ayrı mesele. Hani onu o yani bir taktiksel bir varyasyonların olabilir ama Yasin'in alternatif olarak Savicevic'le topu tutup çok daha rahat böyle kanatları organize edebileceğimiz şekilde oyunu soğutabileceğimiz, topu soğutabileceğimiz alanları bulmaya çalıştık ve bulduk. Ve akabinde de mesela benim yine çok dikkatimi çekti. Haftalardır Yunus Emre'yi konuşuruz ama evet Yunus Emre Allah nazarlardan saklasın. Yani gerçekten bileğin hakkını, oyun hakkını veriyor. Kendisine güvenin hakkını. Biz iki haftadan beri de Cihan Karaman diye bir oyuncuyu kazandık. Evet. Yani bugün Hasan'ın yanında hiç sırıtmadan çok rahat bir şekilde. Diomande'nin yokluğunu hiç hissettirmeden. Diomande'nin yokluğunu hiç hissettirmeden oynayabiliyor. Cenk abi de bağlanmak üzere bu arada. Yönetmenime bilgi vereyim. Kontrol edelim. Bağlandığı gibi alalım hemen yayına. Cihan Karaman'ı kazanmış olduk. Ve akabinde de mesela en önemlilerinden biri de mesela Tomane gerçekten hani bu takımın forveti olduğunu iyi işler bize hissettirdi. Iyi Cenk kaptan bağlanmış evet. Bu arada. Cenk abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Selçuk. Duyuyorsun bizi abi net bir şekilde. Bir problem yok. Yok yok iyi akşamlar diyorum ikinize de merhabalar. Teşekkür ederiz abi. Biz tabii maçın yorumuna başladık ama senin gözünden merak ediyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. 3 haftalık çıkışımızı Altın Ordu'da da sürdürdük. 3 puanla döndük. Kendimizi playoff potasına attık. Senin gözünden nasıl bir maç oldu Cenk abi? Vallahi maça da iyi başladık aslında. Topun genel anlamda bizde olduğunu gördüğümüz zaman ben biraz daha rahat izledim maçı tribünde. Evet. Kazanabileceğimizden çünkü emindim. Gerçekten takım halinde hem pozisyon tabii ki verdik ama çok iyi pozisyonlar da yakaladık. Gol de çok güzeldi. Yasin'in çok güzel ortasından
Tomane yine her zaman yaptığı işi yaptı. O göğsüyle Vukan'ın önüne indirmesi. Vukan da çok düzgün bir vuruşla takımımızı öne taşıdı 1-0'la. Bu tabii sevindiriciydi. Dolayısıyla ilk yarı öyle bitince ikinci yarıya daha gol bulacağımızı düşündüm. Bir arada böyle bir zaman zaman tabii 1-0'ı koruma adına geriye çekildiğimiz anlarda oldu ama kontra ataklardan çıktık. 15 dakika evet. Tabii yani o arada Nurullah karşı karşıya dik pozisyonu çok iyi bir refleksle çıkarmış oldu. Çok önemli bir pozisyondu çünkü o kırılma anlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla son dakikada zaten biliyorsunuz Fofana'nın şut golüyle yine Tomane'nin hazırlayışı. Takımımız 2-0 galip geldi. Şükürler olsun iyi gidiyor. Dediğiniz gibi inşallah bu serinin haftaya da devam etmesi ümit ediyorum ben. İnşallah abi. Tabii Ankara Gücü maçı oldukça kritik bir viraj. Ankara Gücü'yle oynayacağız. Bir sonraki hafta da Ankara Gücü bay geçiyor. Yani bir anda Ankara Gücü'nü yakalama fırsatı da doğabilir bize. Bu anlamda taraftarlara mutlaka seslenmek istersin abi. Çünkü statta taraftar sayısı olarak biraz az kalıyoruz. 4000'i geçemedik. Bu anlamda sen taraftarlara nasıl bir çağrıda bulunursun Cenk abi? Ya şimdi tabii ki hani en başından devam edersek Ankara Gücü tabii bu ligin yani hatta Süper Lig'inde bizim olduğu kadar önemli bir camialardan bir tanesi. Çok saygı duyulacak bir camia. Ben orada forma da giydim. Oranın yapısını da biliyorum az çok. Çok özel hazırlanacaklardır Samsunspor maçına. Bu anlamda bu maçın belki de bu ligin derbisi konumunda olacak. Dolayısıyla burada tabii bizim 12. adam dediğimiz taraftarımıza çok iş düşüyor. Böyle bir maçta tribünlerin dolması yani hepimizi heyecanlandıracak, takımı heyecanlandıracak. Dolayısıyla sahadaki performansı oyuncuların kat ve kat artacak. Bu çok önemli. Biz senelerdir oynadık. Dolu tribün oynadığınız zaman futbolcu daha konsantre oluyor. Daha ateşleyici bir güç oluyor bu. Ama boş tribünleri oynadığınız zaman hani yani ben de oynadım biliyorum o cezalar döneminde. Zaman zaman boş tribünlere oynuyorduk. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'lara karşı. Yani konsantre olamıyorsunuz. Yani maç bitse de gitsin istiyorsunuz. Bu yüzden yani böyle kritik maçta takımın da taraftarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Yani o artık biz gerekli mesajları burada sizin vasıtanızla veriyoruz. Artık taraftarımız da bir adım atmalı diye düşünüyorum ben. Evet artık bütün varsa kırgınlıklar, küskünlükler her şeyi bir kenara bırakıp takımımızın da ayağa kalktığı bu dönemde kesinlikle herkesin stat'taki yerini alması lazım. Biz de bu çağrıyı bir kez daha yapalım. Sayın Başkan da karşılaşmadaydı. Mutlaka maç sonunda bir değerlendirme yapmışsınızdır Cenk abi. Son sorularımdan birisi de bu olsun. Başkan nasıl bulmuş takımı? Neler söylüyor size? Yani o da tabii yani maçın ilk yarısını birlikte izledik yukarıda. O da heyecanlıydı her zaman olduğu gibi. Zaman zaman tabii hakemlerle hakem diyaloğu geçti aramızda eleştiri anlamında. Evet. Bazen biliyorsunuz faul dediklerinde işte karşı rakibe verildiğinde veya bize verilmediğinde tepkiler verebiliyor. Ama genel anlamda çok olumluydu. Yani o da keyifle izledi. Bu 3 puanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Hepimiz olduğu gibi. Dolayısıyla yani böyle gayet rahat geçti maç atmosferi onun içinde. Herkes mutlu döndü yani abi İsmir'den. Biz de öyle döndük çünkü. Alper sorun var mı? Alalım. Var. Aslında evet. Şöyle. Cenk abi iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. 4 haftada alınan bir 10 puan var. Ve Antalya'da yapılan bir kamp süreci var. Akabinde gerçekten Samsunspor'un toparlanma süreci oldu. Yani krizleri artık geriye atma dönemi oldu. Samsunspor'daki asıl problemi nasıl çözdünüz? Yani o kangreni nasıl tedavi ettiniz? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme alabilir miyiz? Yani şimdi güzel bir soru. Benim elimde sihirli bir değnek yok. Hani ben Antalya kampına geldim veya evet. Hocamız 3 hafta önce başladı. Biz her şeyi bir anda değiştirdik değil ama biz samimi davrandık. Oyuncu kardeşlerimize çok açık yürekle yaklaştık. Dolayısıyla onlar da algılıyor. Hani aynı dili konuşuyoruz. Futbol dilini konuşuyoruz. Hani neticesinde hani ben de 20 sene takdir ederseniz ki Süper Lig'de 15 sene olmak üzere
350 tane maça çıkmış bir kişiyim. Yani çok önemli bir golcüydü. Hocalar, başkanlar, yöneticiler, yani üst düzey futbolcular, futbol adamları, yani hep çevremde olmuş insanlar bunlar. Yani biz futbolcu grubuna kendimizi rahat ifade edebiliyoruz. Hani bize geçmişte edildiği gibi. Bu anlamda Antalya kampı hem benim adıma hem takımdaki o futbolcu kardeşlerimizin adına ve teknik heyet adına harika bir araydı bizim için, o milli takım arası. Biz bunu çok iyi değerlendirdik. Yani samimi bir ortam yarattık ve mücadele de verdiğiniz zaman dolayısıyla aranızdaki fark rakibinize göre ön plana çıkıp maçı kazanmanızı sağlayabiliyor. Yani biz bu şekilde yaklaştık. Yani bunları söyleyebilirim açıkçası. Tamam. Evet, teşekkür ederim. Cenk abi teşekkür ederiz. Hafta sonu inşallah bir galibiyet daha alırız. Çıkışımızı sürdürürüz diyelim. Ekleyeceğim bir şey varsa son olarak bunları alalım abi. Vallahi teşekkür ederim. Yani iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Çok umarım bu 12. adam meselesi, taraftar çok önemli. Ben son vurgu yapmak istiyorum. Hı-hı. Gelsinler tribünlere. Takımlarını yalnız bırakmasınlar. Bizim onlara ihtiyacımız var. Gerçekten ve önemli olan da hazır böyle altyapımızdan da artık A takımda direkt oynayabilen veya sonradan giren kardeşlerimiz de artık takıma ciddi anlamda monte olmuş durumda. Yani onlar için de çok büyük bir itici güç olacak bu. Son çağrım Ankara Gücü maçında tribünleri doldursunlar. Evet. Genel kaptanımız Cenk İşler'i dinledik. Abi teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, teşekkürler abi. Evet, genel kaptan Cenk İşler'i dinledik. Tabii onun da şansına diyelim artık. Göreve başladığı günden bu yana Samsun Spor'da ciddi bir ivme var, ciddi bir çıkış var. Tabii bunda Cenk Kaptan'ın da payı büyük. Çünkü kendisi de ifade etti, futbolcularla aynı dili konuşuyor. Aynı sahadan geldi. Yeşil sahayı, evet, meşhur yuvarlağı, evet, yuvarlağı her şeyi biliyor. Çok önemli bir kelime söyledi aslında. Samspor'un yaklaşık 1,5 yıldan beri yaşadığımız en büyük problemlerden biriydi. Neydi? Samimiyet, evet, birliktelik, aidiyet duygusu. Biz hep bu masadan, bu ekranlardan hep bundan bahsettik. Dedik ya bu takımda aidiyet duygusu yok. Hep para konuşuluyor. Hep olumsuz şeyler konuşuluyor. Ya artık bu takıma bir aidiyet duygusunu, armanın ağırlığını, samimiyetin oluşturulması gerekiyor dedik. Şunu eklemek istiyorum. Gerçekten çok değerli bir iki insan. Ben bugün köşe yazımda da ondan bahsettim. Böylesine krizin yaşandığı bir dönemi her bir hoca gelmek için bir geri adım atar. Niye? Çünkü takımda ciddi anlamda bir kriz var. Toparlayamazsan ihale sana da kalabilir. Sen de kötü bir CV ile buradan ayrılabilirsin. Evet. Ama gerek Fuat Hoca, gerekse de Cenk İşler abi, hani Cenk abi gerçekten takıma dokunuşlarını hissettirdiler. Yani bu sebepler işte dediği gibi bir milli takım arasının olması, Antalya kampının olması her şeyi daha da farklı yerlere getirdi. Hı-hı. Takım şehirden uzaklaştı. Gittiler, kafasını dağıttı. Kafası 10 gün boyunca, 11 gün boyunca hep birlikte oturdular, sohbetler, konuşuyor. Aralarındaki dertleri çözdüler. Yani tabii problemleri çok çözdüler, önemli. Evet. Anladın mı? Yani evet. Bunları yapabilmek için işte hep dediğimiz gibi bu futbolu bilen insanların bir araya gelmesi gerekiyordu. Gerek Fuat Hoca, gerekse Cenk abi bu koordinasyonu çok iyi sağlamış durumdalar şu anda. Bugün eğer alınan 4 maçta 10 puan ortadaysa, yani alınmış bir başarı varsa emekleri çok fazladır Fuat Hoca ve Cenk işlerim. Dolayısıyla da bugün hala şey değil, hala aynı samimi duygularla, aidiyet duygusunu hala daha da pekiştirerek devam edilmesi gerekiyor. Aman biz başardık salalım değil, üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü ya ben şöyle özettim, yani şöyle tek bir cümleyle yine söyleyeyim. Ortada gerçekten güzel bir 4 maçlık başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesinin sürdürülebilir olması için Cenk abinin dediği gibi de 12. adam, medya, aklına gelebilecek bütün şehrin bileşenlerinin artık el ele kol kola vermesi gerekiyor ki bu ortam daha da şenlenebilsin. Kesinlikle. Ankara Gücü bunun için bir fırsat. 12. adam orada mutlaka olması gerekiyor. Ha 12 bin, 13 bin inşallah oluruz ama en azından bir 10 bin kişi o tribünlerde olmalı ki
Bugün şimdi hashtagleri görüyorum. 30 bin. Gerçi 30 bin zaten olamayacak herhalde istesek de. Çünkü kale arkaları kapandı. Kapandık. Maraton için. 20 bin falan görüyorum ama hani gerçekçi olalım. Dediğin gibi. 10 bin. 10 bin kişi 10 bile bin, yani o stadı inletirsin. İnletir Ankara yani. Gücünü adım aynen attırmazsın. Öyle. Aynen öyle. 10 bin bu işin rajonu 10 bin şu anda. Hani bu ligde 10 bin çok gerçekten bak çok önemli bir rakam. Ya şu da var. Aslında oynadığımız rakamlar da küçümsenecek değil. Rakamlar değil ama bize yakışmayan rakamlar. Alışkın bugün değilsin. Bugün bir kim olsun işte Balıkesir 4000 kişi oynasa her maçını öpüp de başının üstüne koyar. Canım, senin öyle bir şeyin. Altın Ordu falan gördük oradaki. Altın yani. Ordu topa bir tane amigosu var. Sen 5 kişiyi bağırtırmaya çalışıyordu amcamız. Çok ilginç yani... tabii. Şöyle yapalım hocamızı da dinleyelim. Hemen önce şunu bir ekleyeyim. Tabii. Yani, Nezahat Toprak diye biri yazmış. Arkadaşım bak. Bununla ilgili ben bugün sosyal medyada açıklama yaptım. Sana bir şey kanıtlamak zorunda da değilim. Terbiyeni takın, izleme yayını, ayrıl git. Bak sana sadece o kadar söylüyorum yani. Evet. Uzatma daha fazla. Böyle diyelim. Şimdi tabii galibiyetten sonra Fuat Hoca'nın da açıklamaları vardı. Şunu da söyleyeyim. Bugün Fuat Hoca'mızı da davet ettik aslında yayına. Ya görüntülü hocam veya Samsun'a geleceksiniz diye. Hoca bazı özel işleri nedeniyle şu anda Belçika'da. Yarın Samsun'a dönecek. Bir sonraki hafta için hocamızdan söz aldık. Müsait olduğunda önümüzdeki hafta yayınımıza katılacak. Bunun da müjdesini verelim. Şu hatırlatmayı da yapayım. Fuat Hoca'ya öyle gidelim. Şu anda anlık 600 kişiye yakınız. 550-600 kişi civarında. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam lütfen yayını hangi platformdan takip ediyorsanız beğenip ve paylaşmanız olacak. Ve bu sayede de bize destek vermiş olacaksınız. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Fuat hocamızı da dinleyelim ardından biz yorumlarımıza devam edeceğiz. Hafta içerisinde düşünmüş olduklarımızı veyahut da düşündüğümüz 11'le maalesef bugün çıkamadık. Çünkü Fofana'yı normal olarak ilk 11'de başlatmayı düşünüyorduk. Çünkü Eyüp karşılaşmasında ki o göstermiş olduğu özellikle son 20 dakikadaki performansı, geçtiğimiz hafta oyuna girdikten sonraki performansı direkt başlamayı hak ediyordu. Aslında daha önceden de hak ediyordu ama sağlık nedeninden dolayı oynatamıyorduk. Yani bunu tabii kamuoyu belki bugüne kadar bilmiyordu. Biz bir an önce düzelir diye ümit ediyorduk ama maalesef Fofana'nın şu anda midesindeki bir sorundan dolayı 90 dakika oynayacak seviyede değil. Yani onu gerekli yerlerde ve gerekli zamanlarda değerlendirmek zorundayız. Yoksa onun bize de katkı sağlayabileceğini biz de biliyoruz. Karşılaşma öncesi sıralamaya göre veyahut Altın Ordu'nun almış olduğu puana göre değerlendirecek olsaydık bence yanılırdık. Çünkü bu ligin en iyi oynayan, pozisyon oyunu oynayan takımlara karşı takımlardan bir tanesine karşı oynadık. Oyun planı olan, hem top sizdeyken hem top rakipteyken geçiş oyunu nasıl oynayabilen ve birbirini saha içerisinde çok kolaylıkla bulan bir oyuncu grubu. Yani oynamanız gereken ve dikkat etmeniz gereken bir takım mutlaka. Çünkü şu andaki sonuç veya şu andaki bulmuş oldukları sıralama sezon sonunda olmayacaktır. Yani bunu çok açık ve net söyleyebilirim. İlk devre biz gayet olumlu oynadık. Pozisyonumuz gayet iyiydi. Topun bizde kalması güzeldi. Girmiş olduğumuz pozisyon vardı. Pozisyonlar vardı hatta. 1-0'dan sonra özellikle skoru 2-0, 3-0 yapıp devreye girip rahat bir ikinci devre de oynayabilirdik. Ama maalesef pozisyonları ve son vuruşlarımızı tam olarak yapamadık. İkinci devre rakibimizin biraz daha ikinci alanda karşılamayı biz kendimiz oyun planımızın içerisinde vardı. Çünkü ön taraftaki oyuncularımızın özelliklerini daha ön plana çıkartabilmek için ve o alanı iyi değerlendirebilmek için özellikle kapmış olduğumuz geçiş oyunu iyi oynamayı planlayaraktan yaptık. Gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama maalesef yine biraz önce söylediğim gibi son vuruşlarda veya son tercihlerde çok başarılı olduğumuzu söyleyemem ama o pozisyonlara girmemiz de bizim adımıza bir önemli. Çünkü daha önceki haftalarda bu kadar bunu yapamıyorduk. Bu da takımımızın bugüne kadar yapmış olduğu gelişimi de göstermiş oluyor. Fofana'yı oyuna soktuktan sonra da yani 2-0'ın geleceğini açıkçası bekliyorduk. Yani Fofana'dan belki değil ama takımdan bekliyorduk. Çünkü topu özellikle ön tarafa dribbling yapabilecek. Yasin'in suratıyla, çabukluğuyla, Çınar'ın çabukluğuyla, Tomane'nin her iki şekilde oynamasıyla planlamıştık. Nitekim de o şekilde oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz.
4 tane karşılaşma kaldı ilk devre. Bunun 3 tanesini iç sahada oynayacağız. Bu 4 karşılaşmada alınabilecek 12 puan var. Daha önce de söylediğim gibi bunların hepsine adayız, almak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki oynayacağımız Bolu karşılaşması, Ankara Gücü ve Bolu karşılaşması, camiamızla kucaklaşmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza tekrar birlikte hedefe koşmamız gerekiyor. Ümit ediyorum taraftarlarımız bizi yalnız bırakmazlar. Bu hedefe birlikte koşarız. İlk devreyi daha önce söylediğim gibi ilk 6 içerisinde geçirecek olursak bizim adımıza gayet bir ilk devre geçirmiş oluruz. Ligin ilk devresi. Ondan sonrası da yapmış olduğumuz raporlar doğrultusunda yönetimimize raporu sunacağız. Onlar da gereken çalışmaları mutlaka yapacaklardır. Sonra. Hocam, 4 maçtır kaybedilen bir Samspor ve şu anda playoff hattında olan bir Samspor. Özellikle rakiplerin de puan kaybettiğini göz önüne aldığımızda playoff hattına girdiğimiz erken mi buluyorsunuz haftayı yoksa planladığınız şekilde mi gidiyor şu anda? Yani bence bu planı kimse yapamaz. Yani siz de yapamaz. Ümit edebilirdik veya böyle bir şeyin olmasını hepimiz isteyebilirdik ama böyle bir şeyin olabileceğini tahmin edemiyorduk. Ya bundan 3-4 hafta önce yani rakiplerimizin bu kadar kaybedeceğini, bizim bu kadar üst üste puan alacağımızı yani gerçekçi olmak lazım. Ne sizler buna inanıyordunuz ne de böyle bir şeyin olacağına inanılıyordu. Ama biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız diye söyledik ki yapıyoruz da. Bundan sonraki süreçte yani şu andaki sıralama bize bir şey kazandırmaz. Önemli olan Mayıs'taki bulunmuş olduğumuz sıralama. Biz adım adım maç maç ilerleyerekten, üzerine koyaraktan devam etmek istiyoruz. Hocam tebrikler. Dokunuşlarınız net bir şekilde saha içerisinde görünüyor ama bir de sizden dinlemek isteriz. 4 hafta 10 puan bu çıkışı nasıl yakaladık hocam? Yani geldiğimde de söylemiştim hatırlıyorsanız. İlk 2 hafta bizim adımıza gözlemleme, yani sadece gözlemleme adına önemliydi. Çünkü oluşmuş bir kadro vardı, oynandığı belirli bir oyun planı vardı. Onu görmek istedik. Yani ne kadar dışarıdan takip etmiş olsanız da sahada olduğunuz zaman veya saha kenarında olduğunuz zaman daha net görüyorsunuz. Oyuncuların bireysel yeteneklerini görebiliyorsunuz, kişiliklerini görebiliyorsunuz ve o doğrultuda plan ve program yapıyorsunuz. Antalya'daki kamp, şu andaki gelişimin, şu andaki oyunun, şu andaki takımdaşlığın adımlarını biz orada attık. Ve her geçen gün de daha iyiye doğru gidiyoruz. Evet, Fuat Hoca'yı da dinledik. Maç sonrası açıklamaları. Tabii artık pandemi kuralları geride kaldı. Önceden sadece yayıncı kuruluş ve ajanslar girebiliyordu basın toplantılarına. Artık bizler de girebildiğimiz için görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Az sonra da Furkan bağlanacak. Trivela Spor'dan sevdiğiniz isimlerden birisi. Furkan'dan sonra da Metehan'ı bağlayacağız. O şu anda Furkan'ın bağlantı hazırlığı var. Fuat Hoca ile ilgili şunu söylemeden geçemeyeceğim. Geldiğinde tabii herkesin aklında bir soru işareti vardı. Kimse olumlu bakmıyordu. Evet. Açıkçası Samsun Spor'da göreve ya 1-0 geride başlamıştı Fuat Hoca. Ama hakikaten çok kısa bir sürede demin Cenk abi ya elimde sihirli değnek yok dedi ama sanki Fuat Hoca'nın elinde bir sihirli değnek varmışçasına hem oyun düzeldi hem takımın fizik kondisyon olarak daha üst seviyeye çıktı. Hem ligde artık puan olarak yukarıya çıktı. Yani Fuat Hoca'yı hakikaten kutlamak lazım. Bu başarıda onun da payı çok büyük. Buradan hocamızı da kutlamadan geçmeyelim. Bravo hocam, tebrikler. Aynı şekilde devam. Evet, hocanın açıklamaları da zaten ona vurgu yaptığı evet. Bir şeydi. Yani takım anlamında iyi toparlandıklarını, süreci doğru yaşadıklarını, doğru hamleler yaptıklarından bahsetti. Evet. Hani ben ona şeyi sordum. Hocam hani bu 4 maçlık yenilmezlik serisi akabinde playoff attı. Bunu bekliyor muydunuz diye sordum da. Kim bekleyebilirdi ki dedi. Evet. Ki doğru. Yani planlarında hatırlarsanız bir 2009 veya 2010 yılıydı. Beşiktaş'ın bir şampiyonunda Mustafa Denizli'ye sormuşlardı. Ne zaman şahı? 26. haftada liderlik koltuğu 34'te şampiyon oluruz demişti. Mesela hatırlıyor musun? Evet. Böyle bir mevzu var. Şimdi bu liglerde şeyi koyman çok zor. Bir hedef koyman çok zor. Tabii tabii. Şimdi
Ve bunu hakikaten geçen hafta bütün rakipler kaybetti. Bu hafta keza yine aynı şekilde çoğu yani kaybediyor. Fuat hayal Hoca, etsen anca olurdu. Fuat Hoca hayal etse, hedeflese bunu yakalama şansı yoktu. Evet. Yani öyle bir denk geldi ki, yani bugün eğer 6. sıradaysa ki şöyle düşün, yani bu toparlanma sürecini kısa el devrede, yani bir 10 günlük kamp sürecinde gerçekleşti ve 10 puan aldık. Yani kolay evet. iş değil. Evet, Furkan da bağlandı şu anda yayına. Furkan, duyuyor musun bizi? Biz Furkan'ı duyamıyoruz. Duyuyor musunuz? Evet, şu anda geldi sesin. Evet, Furkan hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hadi selamım iletim, hayırlı değil. Sesle bir problem var sanki. Furkan'ın sesi ya var. Seste ya internetinde bir problem var Furkan'ın. Şu an nasıl sesin? Evet şu an değil. Şu an daha iyi. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Tabii Samsun Spor taraftarı hem seni hem Metehan'ı çok seviyor. Yayınlarımızda da sürekli sizler de izliyorsunuz. Yorumlarda da görüyorsunuzdur. Biz de bu hafta kırmadınız bizi. Teşekkür ederim. Sizleri yayınımıza almak istedik. Tabii yorumlarınızı siz de kendi kanalınızda Trivela Spor'da yapıyorsunuz ama 4 haftada adeta zirveye doğru tırmanan bir Samsun Spor var. Furkan, sen bu çıkışı nasıl yorumlarsın, neye bağlarsın? Böyle başlayalım. Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz ki Samsun Spor son olarak Bandırma Spor'a kaybetmişti 2-0 deplasmanda. Evet. Ardından takımda bir toparlama var. Öncelikle Manisa maçı kazanıldı sahada. Ardından zaten Eyüp Spor deplasmanından bir puan alındı ki bence 3 puan kaçtı. Tomane'nin kaçırdığı gol. İkinci yarıda çok iyi bir futbol vardı. Ardından zaten Adana Spor galibiyeti geldi ki zaten Adana Spor ve özellikle Altınordu maçlarında biz de Samsun Spor'u ön planda görüyorduk. Çünkü takımda bir toparlanma vardı. Özellikle bu Antalya kampından sonra takım ciddi anlamda toparlandı. Ve şu anda Samsun Spor zirveyle 6 puan, ikinci sırada 5 puanlık bir farkı oldu. Hı-hı. Zaten şu Altınordu maçı da dahil toplamda 5 maç var. Ben buradan Samsun Spor'un en kötü 12 puan alabileceğini, hatta hepsini de kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü 5 maçın 3'ü zaten iç sahada. İkisi deplasmanda ki bir deplasman kazanıldı zaten. Son evet. deplasmanda zaten İstanbul Spor'da olacak. Onun dışında zaten Bolu maçı, Tuzla maçı ve Ankara Gücü maçı Samsun'un sahasında ve Samsun'da oynanılacak. Yani Samsun'un önünü ben açık görüyorum. Devre arasına kadar eğer bu 5 maçta bir maç kazanıldı, toplamda 12 puan gelirse, ama bir tane daha işaret var. Devre arasında iyi transferler gelirse Samsun Spor sonuna kadar zirveyi kovalayacaktır. Evet, tabii şunu sorayım öncelikle. Şimdi sezon başı yapılan transferleri siz de yorumladınız kanalınızda. Onları da ben izledim. Çoğu hakikaten ne kadar yetersiz transfer olduğu lig başladığında daha net bir şekilde görüldü. Samsun Spor'un transfer politikasını nasıl buluyorsun? Ve devre arası sana göre hangi bölgelere takviye lazım? Vallahi şimdi sezon başı yapılanlara ben bakıyorum. Özellikle Novic, Cinari. Yani bu oyuncular çok yakından tanıdığımız oyunculardı. Zaten Cinari biliyorsunuz Esin Akay'la beraber aynı takımdan geldi. Esin Akay transferine olumlu görüş belirtmiştik ama oyuncu hiç oynamadan gönderildi. Onu da hiç anlayamadık. Evet. Cinari için ben şöyle bir kelime kullandım. Yani 3. ligde bile oynayamayacak bir seviyede bir oyuncu diye söylemiştim. Hatta geçen gün bir taraftarda yazdık ki senin tek yanıldığı bir konu var. 3. lig oyuncusu dedin ama amatör kümede bile oynayamaz diye bir yorum gelmişti. Yani Cinari, Alem Melinović oyuncuları benim yakından, hani herkes nasıl Hasan Kılıcı bilirse, yani benim de bildiğim oyunculardan ikisiydi ve beklediğim gibi de şu anda çok kötü durumdalar ki Melinović zaten hiç oynamadı ki başkan da onunla ilgili zaten açıklama yaptı. Takımdan gönderilmesini söyledi. Aynen öyle. Sol bekte sağ bek konusuna geleceğim. Şimdi Soner Gönüllü, Ali Ülgen iyi oyuncular. Ben yanlış transferler demedim ama eğer ilk 11'de oynatırsanız istenilen verimi veremez dedim. Çünkü Keçören Gücü'nün seviyesiyle Samsun Spor'un seviyesi, beklentiler bir değil. Evet. Tam tersi Ankara Spor'daki beklenti de bir değil Samsun'la. O yüzden hani şu geride kalan 14 haftaya baktığımız zaman da zaten taraftarların biliyorsunuz Soner'e çok büyük tepkisi var performansından dolayı. Ama tam tersi de tabii ki son 3 haftadır bence Soner Gönül biraz daha kendisini göstermeye başladı ki özellikle. Evet, Adana Spor'la özellikle Altınordu maçlarında bence hiç sırıtmadı ve gayet de iyi oynadı.
Evet, devre arası şimdi biz de yayınlarımızda konuştuk. Stoper şart gibi görünüyor. Diomande sakatlandı, orta sahaya bir takviye, kanada bir takviye, bir de başkan zaten forvet alacağım dedi. Sen katılır mısın bize veya bunlara ekleme var mı senin gözünde? Vallahi benim gözümde kesinlikle stoper lazım. Zaten Bolin'in gönderileceği düşünülüyor büyük ihtimal takımından. Oraya bir tane iyi bir yabancı oyuncu lazım transferde. Tamam. Forvet'e bence bir tane değil, iki tane lazım. Çünkü biliyorsunuz sadece Tomane var. Bir yerli bir yabancı azından düşünülüyor zaten. Aynen öyle olması gerekiyor kesinlikle. Çünkü forvet hattı çok önemli bu ligde. Zaten playoff'u da katarsak, eğer Samsunspor 2-2'den çıkamazsa playoff'u da kattığımız zaman da biraz daha geniş olması gerekiyor. Ve kesinlikle bu takıma sağ açığa iki tane oyuncu lazım. Yani Melih Okutan bir şey vermiyor maalesef. Cinari'yi de zaten sayarsak orası bomboş kalıyor. İki tane bence sağ açık oyuncusu lazım. Onun dışında bence bir tane kesinlikle 6-8 numara pozisyonunda, yani iki özellikle de oynayabilecek bir oyuncu transferi lazım. Ayrıca ben beklere de kesinlikle birer tane transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sol bek ve sağ bek. Yani tam Fıspor'un mecbur lazım. Başkan duymasın bunları. Çok masraf çıkardın sen. Yok zaten şöyle, biz programlarda söylüyoruz. Yani Samsunspor hedefe gitmek istiyorsa en kötü 8-9 tane transfer yapması gerekiyor yani. Evet, doğru. Veya söylüyorum, böyle yapacak, tam tersi. Bunu da söylüyoruz. Bu sezonu pas geçecek Samsunspor. Önümüzdeki sezonda tekrardan yapılanacak ama şu anki gidişat tekrardan zirveye soktu Samsunspor'u. Zirveye de soktuğu için mecburen bu yani transferlerin yapılması gerekiyor bence. Ki bence taraftarlar da böyle düşünüyordur. Evet, devre arası takviye gelecek zaten. Bu net bir şekilde görülüyor. Evet Alper, var mı? Şimdi Furkan, Alper ben. Öncelikle sen başkanı çok zor bir durumda bıraktın. Yani 8-9 transfer dedim. Başkanın bütçeyi bayağı bir aştırdım. Başkanlar neyse, her şeyi iste, para isteme. Onun gibi bir şey yani. Para. Ya şimdi şöyle aslında. Siz. Ya. Evet. Evet. Şimdi diğer takımların da program yaptığınız için, yani diğer takımları da değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla da bu ligin ilk devresiyle ilgili ve önümüzdeki ikinci devreyle ilgili bir kafanıza bir takımlar şekillenmiştir. İlk devredeki ilk 6'yı nasıl görüyorsunuz? Yani hangi takımlar olur? Samsunspor o sıralama içerisinde sence yer alabilir mi? İlk devre açısından. Şimdi şu anki kadro ilk devre açısından şöyle, yani kadro olarak baktığım zaman da Samsunspor şu anda üstündeki takımların çok gerisinde. Bunu söyleyelim. Ki özellikle son haftalarda biliyorsunuz rakipler çok puan kaybetti. Zaten hafta sonunda Ümraniyespor puan kaybetti. Bandırmaspor puan kaybetti. Zaten Tuzlaspor puan kaybetti. Kocaelispor puan kaybetti ve Samsunspor kazanarak üstüne çıktı. Evet. Yani eğer bu şekilde, ki özellikle kadro böyle devam etmeyecek ama aynı şekilde transferler devam ederse Samsunspor'un o diğer takımların aşağısında kalma ihtimali %99 bize göre. Kimiz daha ne düşünüyoruz Metehan'la? Zaten o da bağlandığı zaman da söyleyecektir. Hı-hı. Ama iyi kaliteli transferler gelirse Samsunspor'un şansı çok yüksek. Çünkü puan farkı 5'e düştü 2. sırayla. Transferlerde geldiği zaman da otomatikman Samsunspor'un şansı biraz daha artacak. Ve baktığımız zaman da aslında Eyüpspor da yabancı oyunculardan mesela çok katkı alamıyor. Hatta hiç alamıyor. Tam tersi Ankara Gücü'nde de ciddi anlamda aslında yabancılarda sıkıntı var. Onlar da yerli oyuncularla işi götürüyorlar. Erzurumspor'a bakıyoruz. Bence tam takım olarak şu anda bu ligde iki tane takım var. Birisi Erzurumspor, ikincisi de bence Bandırmaspor. Yani Erzurumspor'a neredeyse hamle bile yapmasa devre arasında okey diyebiliriz. Evet, Bandırmaspor'a da iki tane hamle yapsak yeterli deriz. Hani Bandırmaspor'da bence bir tane forvet, bir tane de Mulumba'nın alternatifi lazım. Onun dışında yani diğer takımlar aslında kesinlikle takviyeyi hak ediyorlar ki Samsun bence daha fazlasını hak ediyor. Yani diğer takımlar bir tane yapması gerekiyorsa Samsun'un iki tane yapması gerekiyor. Evet tabii transfer yapılacak. Bunu başkan da ifade etti. Hoca da maç sonu yaptığı açıklamada artık başkanla devre arasının yaklaştığını, görüşeceğini söyledi. Tabii sizlerin de düşünceleri değerli. Az sonra Metehan'la da bağlanacağız. Furkan, son olarak Samsunspor'a dair şunu sormak isterim. Yani belki Samsunspor şu anda ligde maddi sıkıntı yaşamayan, daha doğrusu liglerde maddi sıkıntı yaşamayan ilk 5-6 kulüpten birisi. Ancak buna rağmen başarı böyle bir geliyor, bir sezon geliyor, diğer sezon gelmiyor gibi. Bunu sen neye bağlıyorsun? Yani ben şuna bağlıyorum aslında. Yani Samsunspor'un özellikle geçen seneye bakalım. Geçen sene çok zayıf bir lig vardı. Geçen seneki o ligde eğer hoca istenilen transferlerde özellikle başkanın açıkladığı isimler vardı.
Yani orada ben iletişim kopukluğunu görüyorum özellikle. Daha doğrusu fikir ayrılıkları görüyorum. Çünkü mesela başkan şu oyuncuları alacağım derken Ertuğrul Hoca karşı çıktı. Tam tersi kendi istediği oyuncuları getirdi ama karşında da Samsunspor bir şey alamadı. Evet. Yani ben yani hem başkan hem de çalışan kişilerin ki özellikle teknik direktörden zaten başlıyor. Ardından işte transferden sorumlu kişiler olur. Yani bir birliktelik olması gerekiyor. Bence bu birliktelik olmadı geçen sene. Eğer olsaydı Samsunspor yani özellikle bu Adana Demirspor ve Giresunspor maçları olduğu zaman da yani en azından iki maçtan birisini kaybetmezdi ve Samsunspor oradan alacağı bir puanla hatta belki de ne bileyim bir tanesini kazansa bile kesinlikle Süper Lig'de olacaktı. Ciddi anlamda bence orada bir fikir ayrılığından dolayı Samsunspor büyük bir yara aldı transferde özellikle. Evet, Alper var mı Furkan'a sorun? Yok. Zaten o başkanı borçlandırdı bayağı. Başkanı bu akşam çok üzdün sen. Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Tabii işin latifesi. Rica ederim, ne demek. Furkan teşekkür ederiz. İnşallah İstanbul Spor Rica maçına ederiz. Da geleceğiz. Gelirseniz görüşelim de orada. Senden sonra da Metehan'ı bağlayacağız. Bakalım Metehan neler söyleyecek Samsunspor'la alakalı. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler Furkan, çok sağ ol. Evet, Trivela Spor ekibinden Furkan'ı dinledik. Tabii Furkan, Metehan ikisi de çok güzel arkadaşlar, iyi insanlar, öyle söyleyelim. Ve sadece Türkiye Ligi değil, yani ben yayınlarını izliyorum. Ya bütün ligleri takip ediyorlar. Yani inanılmaz bir şey. Tabii yaptıkları iş de bunu gerektiriyor. Hani bizim gibi işte sadece Samsunspor'u ve onun rakiplerini biz analiz ediyoruz kendimize göre ama baktığımız zaman hem Metehan hem Furkan bütün liglere hakimler. Ben hatırlıyorum. Mesela işte Melinoviç'le şey geldiğinde bayağı bir eleştirmişlerdi ki haklı çıktılar. Biz buradan izleyenlerimize soralım yani yorum yapsınlar. Bizler de o tür bir program yapalım mı yani? Hani biz Samsunspor üzerinden program yapıyoruz ama bilmiyorum isterlerse o tür programı da oturup bir planlayabiliriz devre arasında. Bir program yapalım. Biz şimdi konu bizim Samsunspor olunca bir başka takım sadece Samsunspor ve rakipleri konuşuyoruz. Bir de hani diğer ligleri takip edebilmek, diğer takımları takip edebilmek için bir emek sarf etmemiz gerekiyor. Tabii tabii ayrı bir şey lazım. Samsunspor ayrı bir dünya olduğu için. Biraz mesaj okuyalım. Tatangalarda bu arada Sakarya'dan çok fazla bizi izleyen var. Bütün Sakaryalı izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu hafta Sakarya'da berabere kaldı. Turgutlu sanki. Turgutlu deplasmanından beraberlikle döndü ama liderliğini sürdürüyor. Hem Ercüment Hoca'yı kutlayalım. Hem Kaleci Furkan, o da Samsunludur biliyorsunuz, kutlayalım. Sakarya yakışıyor liglere. İnşallah onlar da hak ettikleri yere en kısa zamanda dönerler diyelim. Biraz mesaj okuyayım. Berkan Bat mesajları var. Kadir Kocadayı Antalya'dan selamlar, iyi yayınlar, takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum demiş. Samsunspor Soldier Sakaryaspor'a inşallah bir an önce lige siz de çıkarsınız demiş. Ecmel 55 o da şöyle bir soru sormuş aslında. Şimdi kale arkasında taraftar öğrenci taraftarlara ücretsiz olarak izleyebiliyorlardı kale arkalarından. Şimdi kale arkaları kapanınca ne olacak diye bir soru var. Herhalde onlar da Doğu tribününden izleyebilirler diye düşünüyorum. Tam olarak şu anda bununla ilgili de bir açıklama yapılmadı. Sorarız. Bir yandan sor istersen. Sonra abi yayına bağlayabilsek yayına bağlayalım. Evet, daha iyi olur. Herkesin kafasındaki soru işaretleri de giderilmiş olur. Fahrettin Karanfil yazmış İstanbul Eyüp Sultan'dan. Selam olsun oraya da. Efe Kol yazmış. Volkan Köse 8-9 bin iyi rakamdır demiş. Şerif Altınsoy, Sayın Kaya, Sayın Cappar hayırlı yayınlar. 2 golle geçti. Takımı kutluyorum demiş. Çileli taraftar yazmış. Hayrettin Çetin Diomande sakatlanmasaydı çok iyi olurdu demiş. Yasin Yağcı'nın hocaya güzel sözleri var. İlker Hazar yazmış. Selçuk Cayla yazmış. Furkan Cin mesajları var. Hüseyin Kömpe, Uğur Gün, Emrah Aydın, Baran, Kodalski 55, Caner Bozkurt, Mustafa Dal, Mustafa Bey, Selçuk Bey kolay gelsin. Çok güzel program yapıyorsunuz. En azından bazıları gibi yalaka değilsiniz demiş. Teşekkür ederim. Nevzat Bilgin, Mehmet Adlı Şanlı, Eren Can Yaman, Kadir Türk Yılmaz, Özcan Çakuroğlu, Halil Yasin, Turgut Bayram Kıcır, Emrah Evren, Hüseyin Koçkurt. Çok fazla selam var. Herkese teşekkür edelim. Ferdi Şahin, Mustafa Esen, Sedat Üzen ve Berkan
Batı'da isimlerini okumuş olalım. Metehan bağlandı sanki. Metehan, duyuyor musun beni? Evet, duyuyorum. İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar Metehan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsın, çok sağ olun. İyisin? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok sağ ol. Biz tabii Samsun Spor kazanınca biz çok iyi oluyoruz. Bizim bir şehir takımı ve biz de aynı şehrin bir vatandaşı olarak takımımız kazanınca bize bütün hafta çok güzel geçiyor. Dışarıdan Samsun Spor'u nasıl görüyorsunuz Metehan? Bununla başlayalım dilersen. 4 haftalık bir çıkış içerisinde Samsun Spor. Fuat Hoca ile birlikte bunu bekliyor muydunuz? Bununla başlayabiliriz. Vallahi ben kendi adıma beklemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Fuat Hoca'yı özellikle tebrik etmek lazım. Çünkü Fuat Hoca'nın son dönemde çalıştırdığı takımlarda hani bir istikrarsızlığı vardı. Bir de Samsun Spor çok sıkıntılı bir durumdaydı hoca geldiğinde, ama Fuat Hoca şu ana kadar eline gelen fırsatı bence iyi kullandı. Çünkü evet, geldiğinde belki Samsun Spor sıkıntılı bir durumdaydı, ama Samsun Spor şu an Türkiye'de çalışılabilecek en rahat kulüplerden biri. Biliyorsunuz hani ülkemizde Süper Lig'deki bile birçok kulüpte ödeme problemleri var. Maddi evet. Krizler var, sorunlar var. Ama Samsun Spor bu açıdan çok rahat bir kulüp. Eğer imkanlar kullanılırsa, iyi kullanılırsa Fuat Hoca'nın devre arasında iyi oyuncular getirebilme şansı da var buraya. Hani o açıdan Fuat Hoca şu ana kadar eline geçen fırsatı iyi kullandı bence. Beni de yanılttı, onu söyleyeyim. Evet, biz de az önce aynısını söyledik. Bu arada senden de bir şey rica edelim. Arkada bir ışık yanıyor ve evet. Yansıyor. Evet, bu şekilde kapatabilirsen diyeyim artık, daha güzel olur. Furkan'la da konuştuk senden önce. Sezon başına gidelim. Yapılan transferler, sizler de yorumladınız. Özellikle işte Melinović'in evet. Arı ile ilgili düşüncelerinizi dile getirdiniz ki haklı çıktınız aslında. Nasıl buluyorsunuz yapılan transferleri? Ya zaten şimdi Melinović'in hani tipine bakınca bile yani hani Samsun Spor'a bir katkı vermeyeceği belliydi şu açıdan. Melinović 30-31 yaşında ama dışarıdan bakınca 40 gibi duruyor. Hani adelesinde, adelelerinde falan da bir sıkıntı oldu. Aynen, hani adelelerinde falan da bir sıkıntı var belli. Hani idmandan falan resimleri vardı, ısınma hareketleri falan. Evet. Mesela hani bazı oyuncular var, oyuncunun yüzüne falan baktı mı diyorsun hani bu adam yer, çok iş yapar. İşte mesela Erzurum'daki Olenare gibi, hani adam rakibe bir omuz atıyor, rakibin ana sağlığı 30 metre uçuruyor adamı, ama hani Melinović o güveni hiç vermedi. Bir de Tomane de orası sıkıntılı bir durumdaydı. O da gelince Samsun Spor'un forvet hattı bizi korkutuyordu. Zaten Cinari Samsun Spor'un oyuncusu değil. Çünkü şimdi şöyle bir gerçek var. Bu ligden çıkmak istiyorsanız eğer Süper Lig'e, yabancı oyunculardan verim almak zorundasınız. Hani bu sene bakıyoruz mesela, gördük yabancının ne kadar önemli olduğunu. Bu sene mesela bakıyoruz şimdi yukarıya. Hep yabancı oyuncularından iyi verim alan takımlar zirvede. Samsun Spor dışında, bir de Ankara Gücü dışında. Ankara Gücü'nü tamamen yerli oyuncuları götürüyor. Evet. Baktığımızda bir de Samsun Spor yerlilerle gidiyor. O yüzden Samsun Spor'un hani umarım devre arasında iyi yabancı hamleleri gelir. Çünkü yerli oyuncu kadrosu bence iyi. Osman Çelik, Yunus evet, Emre, baktığımızda Hasan Kılıç bu ligin en iyi Türk orta saha oyuncusu. Yasin çok önemli bir tecrübe. Hani inşallah Samsun Spor devre arası transfer döneminde yabancı oyuncu da hata yapmaz. İnşallah. Hani inşallah geçen seneki gibi olmaz. Evet, benim korkum o. Şunu sorayım. İki sezonda tabii birinci lige yükseldikten sonra 16 tane yabancı oyuncu transferi yapıldı. Ve sanırım hepsi yurt dışı transferi. Bir işte bu sene yapılan Fofana, Diomande de bu ligde de değil, üst ligde oynamış oyuncular. Onun dışında genelde yurt dışına yöneliyor Samsun Spor. Sence bu bir risk midir? Bu devre arasında ligi bilen yabancılar mı tercih etmek lazım, yoksa yine dışarıdan mı getirmek lazım? Ya şöyle, ben orada direkt oyuncunun kalitesine bakıyorum. Hani mesela şöyle örnek vereyim. Erzurum Spor'daki Arvidas Novikovas gibi bir oyuncu gelse Samsun Spor'a, nereden geldiğinin bir önemi yok bence. Evet. Hani benim düşüncem o. Kaliteli oyuncu gelsin. Tabii dışarıdan getiriyorsan da en azından bu ligin seviyesinde bir oyuncu olacak ki. Tabii. İşte çok mesela Pluma, Jassy, Çinari, Yameogo, bunları getirdik ve hiçbir verim alamadık. Çünkü bu ligin altında oyunculardı. Bu arada
Ankara Gücü de sahasında Balıkesir Spor'u 2-0 mağlup etti ve şu anda liderlik koltuğuna oturdu. Diğer karşılaşma Menemen Keçiören Gücü maçı daha bitmedi. 2-2'lik eşitlik var o karşılaşmada da. Metehan şunu da sormak isterim. Şimdi devre arası bizim de takviye beklediğimiz bölgeler var. Sence Samsun Spor'da sırıtan, takviye yapılması gereken bölgeler neresidir? Biz bugün Furkan'la da hatta program yaptık. Orada da konuştuk bunu. Evet. Bence kesinlikle iki tane sağ açık lazım. Ne Cinari ne Demeli Samsun Spor'un ağırlığını kaldıramıyor. İki tane sağ açık lazım. Şundan dolayı ne Yasin ne Fofana sağda oynayamıyorlar. Hatta geçen sene Hamrun gelmişti hatırlarsanız. Hamrun kaliteli bir oyuncuydu ama Hamrun da sağ açık değildi. Orada Yasin'le kavram kargaşası gibi oluyordu. Bir türlü oynayamıyordu ikisi de sağda. Fofana da oynayamıyor, Yasin de oynayamıyor. Bence az sol bekle, az sağ bek lazım. Ben de Furkan'la aynı görüşteyim. Stoper alınırsa iyi Yunus Emre'nin yanına. Osman kendi yerine geçer 6 numaraya. Orayı kompanse edebilir Samsun Spor, Diomande'nin yokluğunu. Şu an zaten 6 numarasız oynuyor. Evet. Bir tane %100 iyi bir golcü lazım. Ben öyle düşünüyorum. Aynı Tomane ayarında. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Piyasada yerli iyi forvet de yok. Hani takımlarımız çok zorlanıyor bu şu konuda anda maalesef. Bir yandan bakılıyor. Ben bunu da söyleyeyim. Bir yandan forvet bakılıyor. Özellikle forvet bölgesine yerli oyuncu ama dediğin gibi öyle çok kaliteli yerli Türk oyuncu bulmak da kolay iş değil. Ya özellikle santrafor hiç yok kaliteli. O büyük sıkıntı. Türk. Evet. Kesinlikle. Şunu da sor. Çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Buyur. Samsun Spor'un forması bir de çok ağır bir forma. Hani Samsun Spor çok büyük bir camia. Şimdi bir oyuncu sallıyorum. Hani hedefi düşük olan takımda baskı olmayan bir camiada iyi oynayabilir ama Samsun Spor'un forması çok ağır. Hani burada 2 maç, 3 maç üst üste kötü oynarsan adamı tefe koyarlar. O yüzden hani bu formanın ağırlığını karşılayabilecek oyuncular gelmeli. Çünkü geçen sene de Samsun Spor'a birçok oyuncu geldi. Çok hata yapıldı ve çok zayıf bir ligden çıkılamadı. Bu sene bir de çok fazla rakibi var Samsun Spor'un. Kafadan 7 tane. Daha Bursa Spor mesela Samsun Spor'un gerisinde. Kocaeli Spor bu takımlardan ne yapacaklar? Mesela hani çok rakip var. Çok ciddi hamleler yapılmalı. Ben de şunu soracaktım. Siz tabii diğer takımları da daha iyi analiz ediyorsunuz, daha fazla takip ediyorsunuz. Şu anda Samsun Spor sıralamada her ne kadar 6. olsa da sana göre şu anda asıl yeri nedir? Diğer rakiplerine göre Samsun Spor'un eksikleri nedir? Bence şu, şöyle düşünüyorum. Ben Erzurum Spor'u ayrı yere koyuyorum tüm takımlar içinde kadro kalitesi olarak çünkü hem yerli hem yabancı çok fazla sayıda başarılı oyuncusu var. Hani şampiyonluk yaşamış. Onun dışında Samsun Spor'un eksiğini şöyle görüyorum. Yabancı oyuncu kalitesi maalesef. Hani Savicevic son maçlarda çok iyi. Hani böyle oynarsa kimse bir şey diyemez ama Tomane bence üst düzey bir oyuncu. Kesinlikle Tomane'ye kimse bir şey diyemez. Ama Samsun Spor'un iyi kaliteli yabancılar alması lazım. Farkı yaratmak için. Fofana da iyi bir oyuncu. Kimse hiçbir şey diyemez olumsuz olarak ama Fofana'nın ben fizik durumuna güvenemiyorum. Hani Fofana sanki son demlerinde gibi ki o haliyle bile Altınordu maçında müthiş bir gol attı. Hani savunmayı bakkala yolladı resmen. Evet. Onun da bir hastalığı varmış midesiyle alakalı. Fiziksel anlamda resmen bir sorun olmasa da bir hastalığı var midesiyle alakalı. Ondan dolayı Fuat Hoca sonradan oyuna sürdü Fofana'yı. Bunu da hatırlatayım tekrar. Metehan teşekkür ediyorum. Son Samsun evet. Spor'la ilgili son düşüncelerini almak isterim. Tabii Samsun Spor taraftarı sizleri de çok seviyor yorumlarınızdan dolayı. Sağ olsunlar. Aynen. Samsun Spor taraftarına son olarak neler söylemek istersin? Şimdi öncelikle hafta sonu çok kritik bir maç var biliyorsunuz. Haftanın maçı bu hafta TFF 1. Lig'de. Kocaeli evet. Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçıyla beraber. Şimdi Ankara Gücü de çok büyük bir camia. Samsun Spor'da iki takımın da yeri Süper Lig. Bu lig değil. Onu söyleyeyim. O maçta stat bence dolmalı. Çünkü Samsun Spor'un çok iyi bir gidişatı var. En azından bir 15 bin olmalı. Bir de maç pazar akşamı saat 19'da. Güzel bir saatte. Hani insanların aileleriyle, sevgilileriyle, işte eşleriyle, çoluğu çocuğuyla gidebileceği güzel bir ortam olacaktır. Bence o stat dolmalı. Güzel bir ambiyans olmalı.
Benim bir futbol sever olarak hani Samsun Spor taraftarlarına da çok teşekkür ederim. Bize güzel destekleri var. Samsun Spor devre arasında inşallah hani iyi oyunculara gider, kaliteli oyunculara gider. Hani Yüksel Başkan'ın bazen hani açıklamaları oluyor ya, hani ben ucuz oyuncuya gidiyorum. Hani mesela işte bunu bu sene gördü Samsun Spor maalesef yaşadı. Mehmet Akgüz'ü aldı, boş yere para verdi. Bah geldi, boş yere para verildi. Hani bunların yerine mesela kaliteli bir oyuncu alınabilirdi. 215 bin euro ediyor iki oyuncunun maliyeti mesela. Hani daha iyi bir oyuncu alınabilirdi. Hani ben şundan korkuyorum. Geçen sene mesela başkanın bir açıklaması oldu. Ben Yahoviç'le Emrah Başsan'ı getirecektim dedi. Ertuğrul Hoca istemedi dedi. O iki oyuncu gelseydi Samsun Spor her türlü bu ligden çıkardı. Hani Samsun Spor'a öyle oyuncular almalı bence. Kaliteli. Soru işareti olmayan. İnşallah öyle olur. Hani gereksiz, hani daha doğrusu Samsun Spor formasının ağırlığını kaldıramayacak oyuncular geleceğine, Melinoviç gibi, Cinari gibi, Yunus Emre oynasın, Polat oynasın, Ali Kılıç oynasın, Samsun Spor oyuncu kazansın, Türk futbolu da kazansın. Ben öyle düşünüyorum hani. Evet. Ya unuttum, son soru dedim ama şunu soracağım. Şimdi tabii kaliteli oyuncular getirsin Samsun Spor. Bu potansiyel var ama Samsun Spor Scout ekibinde de yeni bir yapılanma var. Geçen programınızda siz de bahsettiniz. Oradaki, hadi ben de ismini vermeyeyim şimdi. Siz de ismini vermediniz ama artık herkes biliyor onun kim olduğunu. Ya bu Scout ekibiyle, bu Scout yapılanmasıyla dediğin türden oyuncular bulunabilir mi? Vallahi benim de Furkan'ın da o konuda ümidimiz yok. Onu söyleyelim. Hani maalesef. Peki şunu söyleyeyim. İşte geçen yayında dediniz ya, bize oyuncu soran arkadaş şu anda işte scout ekibinde diye. Ya bu çok hakikaten Samsun Spor gibi bir camia için çok acı bir durum. Tamam, genç bir arkadaşımız olabilir. O da sonra öğrenecektir belki şeyi ama bu tecrübesizlikte birisinin de Samsun Spor'da olması bana göre çok yakışıksız bir durum diye düşünüyorum. Sen ne düşünürsün bu konuyla alakalı? Ya ben 2 senedir hani şunu söylüyorum, hatta kızıyoruz da şundan dolayı. Şimdi bir takımın imkanları olur. Ya daha doğrusu şöyle, bir takımın imkanı olmaz. Mesela Menemen Spor gibi, Balıkesir Spor gibi, Keşiören Gücü gibi bütçesi bellidir. O takım oyuncu alamaz, ben ona hiçbir şey demem. Çünkü imkanı yok. Ama mesela Samsun Spor'da her şey var. Yağ var, un var, şeker var. Ama bu kullanılamıyor. Yüksel Başkan'ın da zaten bu konularda ben hata yaptığını düşünüyorum kendi adıma. Hani yanlış insanlara güvendiğini düşünüyorum. Çünkü ikincilikte de bir yıl kaybetti başkan. Evet. Geçen sene zaten tarihin en zayıf TFF 1. liginden çıkamadı Samsun Spor. O kadar harcadığı parayla. Hani bu bir büyük bir fiyaskoydu. Giresun Spor 25 milyon TL ile Süper Lig'e çıktı. Daha düşük imkanlarla daha iyi yabancılar getirdi. Adana Demirspor ve Altay'ı ayırıyorum. Çünkü o iki takımın kadrosu cidden çok kaliteli ve tecrübeliydi ama Samsun Spor zaten geçen sene büyük bir fırsat tepti. Bu yıl o yüzden böyle hani sıkıntılar yaşıyor. Yoksa şu an Samsun Spor'un her türlü Süper Lig'de olması lazımdı. Geçen sene tarihi fırsatı kaçırdı. En zayıf TFF 1. Lig'de tarihin. Aynen öyle. Evet, Metehan teşekkür ediyorum, sana da bizi kırmadın, yayınımıza katıldın. Buradan son sözlerini alalım ve seni uğurlayalım. Vallahi öncelikle size çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Biz de ne sizin programlarınızı takip ediyoruz. Her pazartesi akşamı izliyoruz. Ayrıca Samsun Spor taraftarlarına da destekleri için çok teşekkür ediyoruz sizin aracılığınızla. Bir de pazar günü hem Samsun Spor hem de Ankara Gücü'ne başarılar diliyoruz. Çünkü iki tane çok köklü camia. İnşallah güzel bir maç olur. Kazasız belasız. Hak eden de kazansın diyelim. Evet. Teşekkürler Metehan. Ağzına sağlık. Bir başka yayında görüşmek evet. üzere. Çok sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Trivela Spor ekibinden önce Furkan'ı ağırladık, sonra Metehan'ı ağırladık. Tabii dışarıdan Samsun Spor güzel görünüyor, iyi görünüyor aslında ama tabii burada bizlerin de dillendirdiği bariz eksikler, bariz sıkıntılar var. İşte Metehan'ın en son dediği gibi işte yağ var, un var, şeker var da işte helvayı karıştıracak biri yok. Hakikaten öyle. Ben yorumları okudum, sen yorumları okuyamadın o ara. Dilersen yorumları şöyle, okuyalım, sonra Ankara Gücü maçını biraz konuşmaya başlayalım. Kozluklu Vedat abi yazmış, yeni bir yıldız doğuyor Yunus Emre çift
geliyor Türkiye'm demiş. Doğru demiş. Sertan Kuru boyoz yemediniz mi demiş. Yemedik abi. Daha önceki gittiklerimizde yiyorduk da. Ben çok İbrahim sevmiyorum. Basma iyi yayınlar dilemiş. Hakkı Cem Çarpan iyi yayınlar dilemiş. Oğuzhan Anapal neşemiz güzel. Ankara gücüyle daha güzel olacak demiş. Nail Durak yine aynı şekilde. Mahmut Taşdemir Kıbrıs'tan selamlar söylemiş. Ahmet Çelik. Evet, Menemen Keçiören gücü maçı da 2-2 beraberlikle sona erdi. Menemen son bölümde golü buldu. Yeniden hatırlatayım, Ankara gücü Balıkesir'i 2-0 yendi ve şu anda lig lideri Ankara gücü. Evet. Yayındayız değil mi yönetmenimiz? Biz yanımız dondu gibi. Ben mi dondum? Yok. Yok, bir problem. Ekran burada dondu o zaman. Bende ekran dondu o zaman. Şeyde önündeki... Ekran dondu. Önündeki ekran. Mahmut Taş demiş. Taşdemir Kıbrıs'tan hayırlı yayınlar dilemiş. Ahmet Çelik iyi yayınlar. Mutlu oldum Samspor yendiği için demiş. Yıldıran Beyhan iyi yayınlar. Hasan Kılıç Adana Demir'deki performansı bir türlü veremiyor demiş. Evet. Fikri Erişkin iyi yayınlar dilemiş. Levent Ak başkana bir programda açıklama yaptı. İlk 4 olursak üst düzey futbolcu transfer edilecek dedi. 6 olursa hedefimiz doğrultusunda yapılacak dedi. İlk 4 ile 6 arasındaki fark nedir? Sorar mısınız Cenk'e demiş. Bununla ilgili zaten soruyu sorduk. Orada bilmiyoruz. Hani 6 da olsa 4 de olsa aynı transferler gereken yapılacak gelecek. Aynı transferler gelecek. Ve şu anda takım da artık bir ritmini buldu. Buldu. Takviye yapılacak artık. Çok net bir şekilde. Furkan'a kalırsa 8-10 kişi alıyoruz ama biz 8-10 değil bu işi 6'ya bağlarız gibi geliyor başkanı, bana. Başkanı o kadar şey yapmaz da. Dediği gibi yani bir stoper, bir orta saha, iki tane forvet, bir kanat, beş tane ya düşüncem bu yani. Şey benim hani düşüncem böyle. Süper Lig'e çıkarken de işte bir şeyleri de kazanmak istiyorsak mesela Yunus Emre, Cihan ve Polat gibi üç tane değerli futbolcuyu şu anda kadroda bulunduruyoruz. Ya bu arkadaşlar da kazanmış oldum o Süper Lig yolculuğunda. Şimdi bir stoper alınsın diyoruz ama Yunus Emre'yi kulübeye mi atacaksın? Değil. Yani Yunus Emre'yi olmayacak bu iş. Öyle bir yabancı alacaksın ki hem Yunus Emre'yi de geliştirecek. Tabii, hem iyi tabii. Bir ikili kuracaksın aynen onunla. Öyle, aynen öyle. Ve Osman Çelik'i zaten otomatikman ön libero'ya çektin, orta sahaya çektin. Senin problemin o stoper ön libero'da kalmıyor. Cihan aynen Karaman öyle. Gibi çocuk da var. Onu da arkanda. Osman'a da onunla yedekliyorsun. Yani daha fazla hikaye aramaya gerek kesinlikle. Yok yani. Yüksel Melek izliyor. Özdemir Mercan Kaya'nın selamları var. Necmi Vurgun, Ahmet Öksüz, Musa Öztürk, Turgut Türkdal, Levent Ak yine aynı şekilde. Samet Özel, Necati Akdil hepsinin selamları var. Erdal Cansu iyi yayınlar diliyor. Erdal Baba'ya da selamlar olsun. Han Ertekin, Samspor nereye çıktı anlamadım. Samspor bir yere çıkmadı ya. Samspor çıkacak inşallah. İnşallah. Yakup Özden, Habib Bozyel, Hikmet Uzman, Necmi Vurgun, Canim Mikiler Derneği. Yani böyle bir dernek var mı Canim Miki? Varsa da biz yerde edip çay içmek istiyoruz. Gerçekten ne yapıyor bu dernek? İstanbul'daymış galiba. Biz sadece Canım İkiler. Bir sen falan galiba. Can İkiler Derneği falan. Canım İkiler. Kendi kurmuştur kendi. Gazi Sefer var o Ladik'ten iyi selamlar söylemiş. Selamlar olsun. Hani İbrahim Yardım Polat Yaldır Avrupa'da oynayacak kapasite var demiş. Evet, kaliteli bir oyuncuyuz. Yavaş yavaş da ritmini buluyor. Özellikle ve şeyler. Hocaya da artık o da ilk 11'de oynadığını göstermeli ki alsın formayı. Nasıl Yunus Emre aldı. Ya onun biraz talihsizliği şöyle, kanatta Melih Oktan olduğu için şu anda. Dolayısıyla hani, sanırım ufak da bir sakatlık problemi de yaşadı olabilir. Polat arada. Samet Yıldırım şöyle bir espri yapmış. Trevela Spor profesyonel liglerde statlarda uçan sineği bile tanıyor demiş. Çocuklar iyi takip ediyorlar. Evet. Sabri Gebiç, giden iki hoca zamanında bu gençlere görev vermedi. Bravo Fuat Hoca demiş. Ali Zengin, İnşallah şampiyon olacağız demiş. Levo Kılıç bütün altyapı takımları kaybetti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet bu hafta bütün altyapı takımları kaybetti. Ya şu var, onların zaten maç kazanmasından ziyade orası bir üretim tesisi olarak düşünelim artık. Oradan oyuncu çıkması önemli. U16, U17 ve U19 takımında çok önemli oyuncular var. Onlar da yavaş yavaş yukarıya gelecekler. Biz bu takımlarımızdan bunu bekleyeceğiz. Yoksa onların aldığı sonuçlar, galibiyetler, şunlar bunlar çok... Bak, Sertan Kuru, Kozuklu Vedat abi yazmış. Yok yok, donma yok, yayına devam yazmış. Sertan Kuru yazmış.
6 tane ne vereceği belli olmayan adam almaktansa 3 tane sağlam adam alıp işi bitirelim demiş. Biz de aynı kanaatteyiz. Yani evet. Ben hep şunu da söylüyorum. Macera aramaya gerek yok. Bu ligi bilen, bu liglerde forma giymiş. Tabii almak zor ama bütün şartları zorlamak gerekir. Bu ligi bilen adamları getirirsek daha anlamlı olur. Daha nokta transferler yapmış olur. Dediği gibi 6 tane almazsın da 3 tane sağlam transfer. Yani. Tak 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 11'e koyabileceğin oyuncuları alırsın. Bizim geçen seneki mevzumuz neydi abi? Devre arasında golcü alacağız diye gittik Bulgaristan'da. Matias Karyo'da bir adam getirdik. Yani. Adam hayatının parasını yaptı burada gitti. Vallahi öyle. Onun için hiç macera aramaya gerek paraları yok kazandı yani. Hiç macera aramaya gerek yok. Dolayısıyla dediği gibi. Doğru. Yani şimdi Melinović ile Mehmet Akgüz'e verilen paralar ortada. Yani ikisi aşağı yukarı 450-500 bin euroya yakın. Biri 280, biri 180. 460 bin euro yapar. Ya bu iki oyuncuya 460 bin vereceğine bir tane oyuncuya ver 600'ü. Ya kesin. Alsın götürsün sen. İlyas Kubilay'ı alır mı demiş Samet Yıldırım. Sanmıyorum ben. Ben yani... de zannetmiyorum. Mehmet Geyik iyi akşamlar. Kavaklıyım. Başarılar dilerim. Muhabbetiniz daim olsun. İstanbul'da oturuyorum. Bizlerden de sana selam. Selam olsun İstanbul'a da. Bozukluk Vedat abi. Programın birazdan 10-15 dakikası sonra taraftar konusuna gireceğiz. Biz olsa da evet. 10 bin yapacağız. Bir şekilde yapacağız yani. İnşallah. Ve şey Tan Doğan Selvi Savi. Bu da Tan Doğan. Bilmiyorum profil resmini uzaktan göremiyorum. Bu çocukları ne ödeveleyim ne de fazla eleştirelim. Bu çocukları kaybederiz. Biz de geçen hafta yayında özellikle bahsettik. Tabii. Dedik ki ne gökleri çıkartalım. Aynen öyle. Ne de yerin dibine sokalım. Onları öyle bir işlememiz gerekiyor ki ilmek ilmek hani hem kaliteli oyuncular olsunlar hem futbollarıyla hem de özel hayatlarıyla gerçekten Sanspor'a yakışan oyuncular olması için mücadele verin. Bunlarda hepimize de görevler düşüyor. Biz medya olarak mesela evet Uğurcan, Yunus Emre Çift iyi top Polat, oynuyor. Ali, Polat iyi top iyi oynuyor. Oyuncular. Belli bir performansı yakalar ama bugün başkanın yaptığı hatayı yapmam. İşte ona 5 milyon isterim Nurullah için hatırlıyorsun işte ona 10 milyon bu hatalar yapılmaz. Şu anda onun konusunda hiç dönem değil. Değil, değil. O arkadaşlarımızın benim şahsi kanaatim şu. En azından 1-2-3 sene daha Sanspor'un Süper Lig'de de formasını giyip öyle anca. Yani çünkü bir şeyleri öyle yapman gerekiyor. Yani veya parlattın Yunus Emre'yi bu sene. Bul değerini sat. Yani bu da yani, olabilir. Bu da bir şeydir. Alem ve Akyüz Yener Odega alınabilirdi. Ah Sertan Kuru. Hangi konulara girdin Sertan evet. Kuru yapma. Yani kimler konuşuldu da. Kestane Balın Diyarı Zonguldak'tan herkese selamlar. Abi biz Zonguldak'ın kömürün diyarı diyebiliriz efsane, ama. Efsane var ya öyle bir sabah programından doğan espri. Mert Yavuz'a selamlar olsun. Evet ben de son yorumları okuyayım. Halil Yasin Turgut yazmış. Kırıkkale'den selamlar demiş İzmir'e giderken. Benim üniversitenin de yanından geçmişsiniz demiş. Bir izleyicimiz pazar günü maça Giresun'dan geleceğiz demiş. Hoş gelirsiniz. Burak Kara Yunus Emre çok iyi stoper. Pasları çok iyi demiş. İbrahim İnaç Kocaeli'den selamlar demiş. Yine tabii bir var ya bizim Papua Yeni Gine'den selamlar. Madagaskar'dan selamlar. hadi bakalım. Bir izleyicimiz sormuş. Çağatay Tacir demiş ki koronayı atlatıp tek doz aşı oldum. Aşı kartım var. Federasyondan, sistemden stada girebilir yazıyor. Ama bizim stadyumda sıkıntı çıkarırlar mı demiş. Yok. Eğer girebilir yazıyorsa maça girebilirsiniz. Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Fırat Öksüz Urfa'dan selamlarını göndermiş. Samsun Spor aşığıyım demiş. İnşallah Tomane ve Savicevic'te başaracağız demiş. Taner Tamtürk'ün mesajları var. 4 maçla gelen hava umarım 1 maçla dağılmaz. Bu lig 1-2 maçlık kaybetmeleri tölere edebilir. Uzun bir periyot demiş. Öyle yani Ankara Gücü'nün maçını baz alalım mesela. Şimdi evet. 4 maçın peşine Ankara Gücü'nden 3-4 tane fark yerse otomatikman bir tepki doğar. Ama hani 1-0 yenilsen veya 1-1 berabere kalır. Çünkü Ankara Gücü'yle oynuyorsun yani baktığında. Ha. Bugün çok zorlandı Ankara Gücü yani, Balıkesir önünde. Yenersen, 10 kişi Balıkesir önünde çok yenersen zorlandı. Ayrı bir konu. Yani o zaman bu 4 maçın üzerine 5. maç evet. Yemede yanında yat tarzı olur. Evet teşekkür ediyoruz yorumlarınız için ve tabii 4 maçta 10 puan ve belki de bu maçı bu güzel seriyi taçlandıracağımız maçta
Pazar günü saat 19'da Ankara Gücü'yle oynayacağız. Ankara Gücü, az önce de ifade ettim, sahasında oynadığı maçta Balıkesir'e 2-0, 10 kişi kalan Balıkesir'i 2-0 yenerek şu anda liderlik koltuğunu Erzurumspor'dan 30 puanla almış oldu. Erzurum'un da bir maçı eksik. Canımık Derneği'ymiş. Canımık Derneği. Canımık Derneği yazdı Necmi Vurgun. Abi İstanbul'a gelirsen mutlaka hani İstanbulspor maçına geleceğiz. Esenyurt'ta zaten. Esenyurt'ta maçta o tarafta mı oluyor? Yok. İstanbulspor Esenyurt'ta değil mi diye? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta maçı stadyumu. Vallahi ziyaret edelim. Ziyaret edelim. Merak ettik orada. Gel merak ettim. Yani mümkün olursa görüşürüz abi. Evet. Eze'den söz ediyor herkes. Eze'yi alalım. Bolu'dan da Kasambay'ı. Başkanın işi çok zor. Valla şu anda bununla ilgili çalışmalar başladı. Ben şu an hiç aynen dillendirmeye gerek yok. İsimden ziyade takımın havasını çalışmalar bozmayalım. Başladı. Gereken yapılacak. Nokta transferler yapılacak. Bunu söyleyelim. Bugün tabii biliyorsunuz hafta sonu Ankara Gücü'yle oldukça önemli bir karşılaşma var. İşte 30 bin kişi Samsun işte stadyumuna diye hashtagler açıldı. Sonra kulüpten de bir açıklama geldi. Neydi o? Hemen bunlarla hızlı hızlı başlayalım. Kulübümüzün almış olduğu karar neticesinde Kuzey ve Güney kale arkası tribünlerinin tamamı lige verilecek devre arasına kadar seyirci alımına kapatılmıştır denildi. Buralarda bu tribünlerde kombinesi olan taraflarda Güney tribünden yani eski tabirle maraton diye tabir edelim. Orada karşılaşmalarını izleyebilecekler. Tabii bu bilgilendirmeyle birlikte bir engelli vatandaşlarımız için oluşturulan engelli tribünde kale arkasında engelli vatandaşlarımız aynı yerlerinde maçı izleyebilecekler. Onlarla ilgili herhangi bir durum yok, bir değişiklik yok. Bunu da hatırlatalım. Yine tabii kombine fiyatları da güncellendi. Çünkü maçlar eksildikçe yeniden ona göre bir fiyat belirlendi. Şu anda kombine bilet almak isteyen taraftarlar Doğu Üst ve Doğu Altı 250 TL'den, Batı Altı 400 TL'den, Batı Üstü 525 TL'den ve VIP tribün kombinesini de 1000 TL'den satın alabilirler. Bugün tabii Samsun Spor Kulübü de demek ki kulüpte de bugün Ankara Gücü maçı ile ilgili neler yapabiliriz konuşuldu. Öncelikle stadın durumu ile ilgili karar alındı. Daha sonra kombine fiyatları değişti. Kale arkaları kapandı. Taraftar hem batıda hem doğuda artık gruplaşacak, bütünleşecek diyelim. Ne söylersin bununla ilgili? Şimdi şunu söylemek isterim bu konuyla ilgili. Dün akşam yolda gelirken bir Twitter'da bir haber okumuştuk. Taraftarlar birleşiyor gibi. Şey. Sonra işte Şirinler sanırsam bir açıklama yaptı. Öyle bir Şimşekler de bir açıklama yaptı. Öyle bir şey söz konusu değil diye. Demek ki bu bir şekilde görüşülmüş. Hani gerçi taraftar liderleri de Altınordu'ydı, maçtaydı mesela. Evet. Hani demek ki bu yolda konuşuldu mu veya orada hemen ayaküstü bir sohbeti mi oldu bilmiyorum. Ondan sonra böyle bir şey ortaya çıktı. O işte dernek Şimşekler ve Şirinler yok öyle bir şey. Herkes yerinde. Birleşmiyor. Herkes yerinde olacak yandı. Samsunspor Kulübü böyle bir adım attı. İşin aslı o. Yani baktı ki o birleşme sağlanamayacak. Dediler ki biz en azından kale arkalarını kapatalım da onları maratonda yani batı alt mı diyoruz? Batı mı? Doğu mu? Doğu. Doğu tarafı diyor. Doğu'da birleştirelim diye düşündüler büyük olsa Samsunspor yönetimi. Hani en azından tek ses çıkabilmesi noktasına. Çünkü biz bu yayınlarımıza da çok gösterir. Yani karşı kalede ayrı bir ses, öbür kale arkasında ayrı bir ses, orada ayrı bir ses. Bir senkronizasyon yok yani. Daha önce telsizleri falan vardı mesela derneklerin, taraftar grupları. Vardı, liderler telsizde haber. Şu anda o koordinasyon yok sanırım. Göremiyoruz çünkü. Hani hep birbirinden kopuk. Ve hani şu kalabalık da yok ki. Hani bir taraf 150-200 kişi, öbür taraf 25-30 kişi. Yani bir kalabalık, ciddi bir kalabalık yok. Biz hep buradan ne diyoruz? Maraton tribünü. Yani biz maraton tribünü demeye alışık olduğumuz için maraton. Doğu tribünü. Evet. Yani biz maraton tribününü bir şekilde doldurup oradan o senkronizasyonu yapmamız gerekiyor. Yani oradan baskı altına almamız gerekiyor. Samsunspor Kulübü de büyük gözle bunun adımını atmak istedi. Ben öyle düşünüyorum. Ya bu her şeyden olabilir. Stat masrafını kısmak da olabilir. Tabii, çünkü kale arkaları kapanınca temizlik, oraya güvenlik de koymayacaksın. 500 güvenlikçi alıyorsan örnek veriyorum belki 400 alacaksın. Belki bir tasarruf amaçlı da olabilir. Yani ama işte birinci önceliği tamam. Tasarrufu ben hani büyük bir ölçüde ikinci veya üçüncü şık olarak görüyorum. Ben birinci şık olarak taraftarların birlikte aynı sesi, aynı senkronizasyonu yapmaları için
o baskıyı kurabilmeleri için bunu düşündüğünü düşünüyorum Samsun'un. Samsun yönetiminin. Doğru bir hamle mi? Evet, doğru bir hamle. Önümüzde çok önemli bir Ankara Gücü maçı var. Ve bu Ankara Gücü maçı gerçekten de Samspor taraftarının artık hani her şeyi bir kenara bırakıp bütün kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp o tribüne gelmesi gerekiyor. Niye gelmesi gerekiyor? Şimdi tamam, geçmiş dönemden bazı işte sosyal medyadaki atışmalar, işte başkanla bazı taraftarlar arasındaki atışmalar, şunlar bunlar, bir şekilde taraftarlar arasında kırgınlık oldu mu oldu. Her ne kadar kabul edilmese bu oldu. Onu diyecektim. Yani oldu. Evet. Ondan sonra kabul edilmese de oldu. Çıkıp taraftardan herhangi bir, o camiden herhangi biri bir şekilde özür diledi mi? Dilemedi. Yani o öyle işte, yani başkan açıklaması da bir enteresandı mesela, hatırlıyorsan. İşte taraftar kavga olduğunu, küskünlük olduğunu düşünmüyorum. Sonra çıktı 5 dakika sonra taraftarla barışmamız zamanı. Yani şimdi kavga, küskünlük, kırgınlık ne oldu? Yani olmadı. Şimdi şu, Samspor taraftarı, hani hep bu yayınlarda biz çok kez söylüyorduk ya, yorum yapan arkadaşlarımız da vardı mesela. Başarıya endeksi taraftar diye. Tamam abi, şu anda başarı var. 4 evet. Haftada 10 puan almış bir takım var. Ortada bir başarı var mı? Var. Taraftar tribünü abi o zaman. Taraftar tribünü. Yani madem başarıya odaklı bir taraftar kitlemiz var, o zaman takım şu anda 10 haftadan beri 4 haftada 10 puan toplamış. Oyun anlamında, mental anlamda da, fiziki anlamda da belli bir toparlanma süreci içerisinde. Takım içerisinde bir aydan beri hiçbir şekilde olumsuz tek bir haberi duymadığımız bir dönem yaşıyorsun. Yani her şeyin yerli yerinde oturduğu, hı-hı, sistemin ayakları altına, sistemin ayaklanmış gittiği şekli görüyorsun. Dolayısıyla da bu saatten sonra ne düşüyor abi? Taraftara görev düşüyor. Taraftar da benim gönlümden geçen rakam, ben öyle 30 bin kişi yok, 20 bin kişi yok abi. Biz 10 bin kişi Ankara Gücü maçını yapalım. Öpüp de başımıza koyalım. Bak, o kadar net söylüyorum. 30 bin kişi. Ya dört, zaten 3-4 binlerden tak diye 20 bine imkanı yok. Biz zor, evet. 10 bini yapalım. Öpüp de başımıza, o bile yeter. 10 bini yapalım, öpüp de başımıza koyalım. Hani bu artık 8 bin mi olur, 9 bin mi olur, 10 bin. 12 mi olur, 11 mi hani olur? Evet. Bunun en güzel rakamı şu anda 10 bin. Ve Samspor her bu dönemi 10'ar bin kişilerle atlatabilirse mesela çok olumlu olur. Ben ayrı bir konuya daha değineceğim. Bu benim sosyal medyada ve dünkü de bir yayında dikkatimi çekti. Geçen haftaki de bir yayında yine aynı şekilde. Bu son zamanlarda buradan Samspor'un, yani Samsun'da yaşayan taraftarlarına da seslenmek istiyorum. Yani Samspor taraftarlarına da. Bu takım İstanbul'da oynasa şöyle oynar, böyle oynar diye güzellemeler yapılıyor. Güzellemeler yapılıyor. Şimdi hem arkadaşlar, de başkana yakın kişiler. Arkadaşlar, şimdi Samspor'un bulunduğu şehir Arma Samsun'a ait. Evet, İstanbul'da gurbette inşli insanlarımız var, yaşayanlar var, Samspor sevdalıları var, İzmir'de de var. Mesela İzmir'e biz gittiğimizde kaç kişiyle orada sohbet ettik, takım otel önünde bekliyorlardı. Ama bu iş böyle yok, İstanbul'da oynansın, yok şöyle olsun, yok böyle olsun. Bakın, bunlar güzel ifadeler değil. Samspor taraftarına yakışan ifadeler değil. Ben o zaman sizin Samsporlunuzdan şüphe ederim kardeşim. Niye ederim? Samspor takımı Samsun'undur. Samsun şehrinindir. Burada 19 Mayıs Stadyumunda oynadı bu maçlar. Başka hiçbir yerde oynamaz. Hani stadyum kapanma falan da kalktı gerçi ama tamiratı, zedesi, bilmem neyi olmadığı sürece, inşaat süreci olmadığı sürece yani, bu takım Samsun'da maç oynar. Yok, İstanbul'da oynansa işte 5000 oluruz, 10.000 oluruz. Bırakın gayrı, siz 5000'le 10.000'le İstanbul'da hangi tribünde dolduracaksınız? Hangi İstanbul'da hangi tribünü doldurmaya çalışacaksınız? Nerede oynayacaksınız? Sancaktepe'nin sahasında mı oynayacaksınız? Vefa Aslanı mı oynayacaksınız? Yok, bir de şu var yani. Bu ifadelere ne gerek var? Böyle bu ifadeler yanlış ifadeler. Bu algı falan oluşturulmaya çalışıyor. Fark ediyoruz son zamanlarda. Sustuk. Hani dedi ki aman, hani öyle bir ortaya atılmış bir laftır. Ama bu sıkça konuşulmaya başlandı. Lütfen yani bu gündeminizden öyle şeyleri kaldırın. Samspor takımı Samspor'un şehrin takımıdır ya. Bu kadar net. Yani taraftar küsmüş olabilir, taraftar kızmış olabilir, olsun. Yani bu bir şekilde yapılabilir ama bu kelimelerin kullanılması, yok İstanbul'da oynasa biz 10 bin oluruz, 15 bin olmaz. Bu ifadeler Samspor
taraftarına yakışmaz abi. Yapmayın arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi Samsun'un 19 stadyumu burada. Gönlü isteyen, takımını desteklemek isteyen herkese o tribün açık. Ve maçlarda bu, İzmir'den, Ankara'dan, şuradan buradan gelen buradan, taraftarlar oluyor. Buradan da çağrımızı net bir şekilde yapıyoruz. Haklısınız. Pandemiydi, şuydu, buydu. Bir şekilde başarısızlıktı, gitmediniz. Tamam, bak takım 4 haftadır kazanıyor. Pandemi şartları, tribünler full açık. Açmış artık sana her şeyi. TFF. Bir problem yok. Bırakın abi, gelin tribüne destekleyin. Bu kadar açık ve net. Ha biz şunu diyoruz mesela. Yolda dün gelirken de onu konuştuk. Deplasman yasağı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam aynı uçakla İstanbul'a gidiyor, maça gidemiyor. Her şey açık, deplasman yasak yani. Bu kadar yani bu kadar saçmalık da olmaz. O konuda haklısınız mesela. Şimdi bize diyorlar ki yolda biz mesela İstanbul'a geleceğiz, etiket atıyoruz mesela. Yazan arkadaşlarımız da sosyal medyada diyor ki abi biz maça nasıl gireceğiz? Ya inanın bizim elimizde olan bir şey olsa keşke herkes yani. Orada bir şey yapar. Ya adam aynı uçakla siz de gelirim falan yazıyor. Aynı uçakla adam İstanbul'a seyahat edebiliyor. Aynı uçakla aynı arabayla İstanbul'a gidebiliyor. Aynı otobüsle İstanbul'a gidebiliyor. Yani normal hayatın şartları gereği. Yani. Deplasman tribüne kimse ya şaka mı yapıyor onu? Veya diyorum ya yani şimdi aynı statta bugün konser olsa her tribüne herkes girebiliyor. Ama aynı statta maç oluyor. Deplasman tribün tarafına kimse giremiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya bunu da artık bir an önce bence bir yani gözden geçirilmesi lazım. Ya, bu o zaman bak bu sefer İstanbul'daki taraftara da ihtiyacımız var. İşte İzmir'deki, Ankara'daki Sanspor'un taraftarları da ihtiyacımız tabii. var. Onlar hatırlıyor musun? Sancaktepe maçıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam izleyenlerimiz de şey yapabilir. Tribünler sığmadı. Maratonu da bize açtı. Çok yerde öyle oldu o sene. Evet. Maçı başlatmıyordu hakem. Hatırlamıyor musun? İnsanlar orada formaları falan çıkarttılar yalandan yere. Evet. Hakem öyle dedi. Başlatın en azından formaları çıkartın aynen. da. Sonra maç başladı. Tekrar herkes Sanspor. Kırklar elinde aynısı olmuştu. Aynısı olmuştu. Yani dolayısıyla hani Sanspor taraftarı başarıya endeksli bir taraftar. Evet o zaman gider. Şimdi bak 4 maç kazandık abi. Buyurun herkes onu mesela. Aynen gidecek öyle. Abi herkes gidecek. 2 hafta önce 4 hafta önce ne diyordunuz? Takım kazanmıyor ki şöyledir. Takım kazanıyor şimdi hadi. Takım kazanıyor. Bir oyunu ortaya koyuyor. Bir mantaliteyi ortaya koyuyor. Takım çıkışta. Diyorum ya bütün varsa dargınlıklar, kızgınlıklar. Başkana kızdıysan başkana. Hocayı istemiyorsan bunlar geçti. Bunları bir kenara bırakacak herkes. Paso Ligi'nin çıkarması gerekiyorsa hafta içi onu halledecek. Alacak biletini gelecek maça. Artık bunun daha başka bir mazereti kalmadı. Sağlık nedeniyle gelemeyenler var. Mesela yazanlar işte bir aşım var. Onlar gelemiyorlar prosedür nedeniyle ama onun dışında pandemiden dolayı da hiçbir şekilde bir mazereti olmayan herkesin pazar akşamı saat 19'daki mücadelede olması lazım. Ben yani, gerçekçiyim. 30 bin, 20 bin, 10 bin kişi olsun. 10 bin abi. Alper'in dediği gibi. 10-12 bin kişi olsun bize yeter. Ve orada 10-12 bin kişi olsun biz bir dahaki hafta yani Bolu ile oynayacağız hafta içinde. Belki o olmaz ama sonrasında biz 20 ile görürüz çok rahat. Ya, bir görürüz. İşte şu psikolojik sınır nedir ligde? Playoff potasıdır. Tribündeki psikolojik sınır nedir? Çifhanedir rakamlar. 10 bin. O 10 bin kişi. 10 bin kişi olsun 20 de olur. Bu haftaki bence hedef, real hedef 10-12 bin arası. Fazlası olursa tabii ki olsun ayrı bir şey ama bu da bize yeter diye düşünüyorum kesinlikle ben. Yeter. Bu konuda da artık Samsun Spor taraftarı, Samsunlular çünkü taraftar grupları bir şekilde zaten geliyorlar. Onlar zaten oradalar. Bir şekilde artık Samsun halkının bilmiyorum. Da elini taşın altına koyması lazım. Soner abiye yazdım da sana görmedi henüz. Mesela pazar gününe stadyum çevresinde herhangi bir etkinlik tarzı bir şey yapılabilir mi mesela? Hani çünkü Ankara gücü maçı önemli. Hani ne bileyim böyle mini bir etkinlik planlanabilir mi orada? En azından taraftarı oraya çekebilmek için. Ne? Hani taraftar... Ya taraftarı oraya çekebilecek şey belli. Çok önemli bir maç var. Bundan, ya, tamam, bundan hani daha önemli bir şöyle, şey. Aynı zamanda gelip orada hem stordan hem şeylerden alışan evet. insanların birlikte şey yapabileceği bir ortam. Şu da var hani... Samsun Stadı'nın yani çok ters yönünde olduğu konusunda da insan işte gidişimiz gelişimiz sorun oluyor diye yazan arkadaşlar da var mesela. Evet haklılar ama mazeret kabul edilecek bir dönem değil. Diyorum 20 bin ya. Demiyoruz bakın arkadaşlar 20 bin demiyoruz. 10 bin yapalım
bitti zaten. Diyorum ya, mazereti, kırgınlıktı, küskünlüktü, her şeyi bir kenara bırakacağız, her şeyi unutacağız. Takımımızın bize ihtiyacı var. Pazar günü saat 19'da statta olacağız. İş bu. Musa Başer demiş ki evet pandemiden dolayı gelmezler ama partinin bir mitingi yapsalar evde anasını bırakıp gelmezler. Ya işte ne diyelim, diyorum ya çok fazla da diyecek bir şey yok. Olay belli, durum belli. Pazar günü Samsunspor'un hakikaten çok ciddi bir maçı var. 30 puanı var Ankara Gücü'nün. 22 puanımız var. Kazandık 25. Bir sonraki hafta Ankara Gücü bay. İçeride Bolu ile oynuyoruz. 28. Kazandın 28. Lideri yakaladın. Ne kadar basit bir matematik. Bunun için size ihtiyacımız var. Bu kadar. Diyelim, bir buçuk saati de geçtik Mustafa yine. Mustafa Başar yazmış. Demiş ki biz, ya Alper Bey biz İstanbul'dan geliyoruz, sen gidiş geliş diyorsun. Evet, yani bak İstanbul'dan geliyorsun. Yani. Yani hani Kozuklu Vedat abi demiş ki Samsun maçına herkes odaklansın, 15 bini yaparız. Alper ve Selçuk yazmış. Ya yapalım inşallah, tabii ki inşallah, olsun hani, ama diyorum ya 10-12 bin bak, bu maç Köksal için Özdemir psikolojik şey rakamdır fazlası tabii ki olsun, niye olmasın? Köksal Özdemir yazmış mesela, herkese Samsun bayrağı dağıtılsın o gün mesela tribünde demiş. Ne olabilir? Bilet hani, alana bayrak hediye gibi bir şey orada olabilir. Orada masa, koltuklara konabilir. Oluyor da önceden. Hem oluyor. Daha güzel bir ambiyans yani, oluyor stat içerisinde. Evet, olabilir. Olabilir. Bu öneriyi bir seslendirelim fikir buradan. Dedim taraftarların mi? Böyle bir önerisi var. Şeyi koltuklara bayrak. Değinmedik ona. Fikstür kısmına. Biz 3 gün sonra oynuyoruz. Bolu 4 evet, gün sonra şimdi, oynuyor. Yani şey açıklandı. Tabii çok enteresan. Bunlar haftalar öncesinden açıklanan fikstürler. Tabii zamanı gelince görüyoruz her şeyi. Şimdi biz Ankara Gücü oynayacağız. Bir sonraki hafta yine içeride Bolu'yla karşılaşacağız. Şimdi şöyle bir fikstüre baktığımız zaman ligin 16. haftasında Bolu Spor sahasında Adana ile oynuyor ayın 11'inde. Yani cumartesi günü saat 1.30'da Bolu Spor sahasında Adana ile oynuyor. Biz o maçtan 1.5 gün sonra neredeyse Ankara Gücü'nü pazar günü saat 19'da ağırlıyoruz. Rakip bizden fazla dinleniyor. Tamam, şunu diyenler olabilir. Ya Bolu'da yol gelecek Samsun'a. Artık o işler öyle değil. Yani bir uçakla bir saate, bir buçuk saate geliyorsunuz. Yani bunu ayarlamak çok zor bir şey değildir diye düşünüyorum ben. Pazar günü tek maç. Yani bizim pazar günü. Bir de evet, o da ilginç. Bütün maçlar cuma cumartesiye bölünmüş. İki maç cuma günü, kalanı cumartesi. Pazarın tek maçı bizim maçımız. Ve bizim rakibimiz bizden yaklaşık 1.5 gün fazla dinlenecek. Ve biz ayın 12'si 15'inde, yani ne ediyor? Pazartesi, salı, çarşamba günü de Bolu Spor'la karşılaşacağız. Yani kaçta? 4'te olması lazımdı. Şöyle bakayım ben yeniden. Evet, 4'te. Yani tabii bu fikstürler önceden açıklanıyor. Kulüp bununla ilgili federasyonla mutlaka yazışmıştır. Bunun bir nedeni vardır. Şunu anlayabilirim. Samsun Spor Ankara Gücü maçının pazar günü 7'de olmasını anlarım. Tamam. Önemli haftanın maç. Belki de şu anın en önemli maçlarından birisi koydun. Bolu maçını da çekersin oraya. Onu da 4'te oynat. Böylece bir haksız rekabet işi ortadan kalksın. Ama işte maalesef şimdi takım şöyle olacak çok mesela. Düşünülen şeyler akşam değil. 7'de maç, 9'da maç bitecek. Bunlar 11'de şeye gidilecek. 10-11 gibi tesise gidecek. 11'de futbolcular dağılacak. Ertuğrul jenerasyon idmanı diyorlar değil mi? Jenerasyon yani, idmanı yapacak. Rejenerasyon yapacak. Böyle dağılacak. Salı, pazartesi öyle geçirecek. Salı bir salı idman günü, yapacak, çarşamba maçı çıkacak. Çarşamba maçı çıkacak. Bolu maçıyla ilgili hiçbir senaryo oynamayacağız. Yani bir taktiksel tabii, anlamda tabii bir şey yapamayacak. Hoca şimdi bu hafta kafasının bir tarafında Bolu da var. Bolu da var. Sadece Ankara Gücü'nü düşünemeyecek hoca. Bir yandan Bolu'yu da düşünecek. Niye? Bolu'ya hazırlanma zamanın yok. Ya şimdi şöyle düşün. Bolu maçı oynuyor abi 13.30'da. Maç bitiyor. Kaçta bitiyor? 4'te bitiyor. Yola çıksalar arabayla akşam 9'da Samsun var zaten. Yok şimdi. Cumartesi maçı bitirdi. Yenileme idmanını yaptı. Hoca dedi kazandı bir de. Öyle öyle. Pazar dedi izinlisiniz. Pazartesi başladı. Adam gibi idmanını yaptı. Salı adam gibi idmanını yaptı. Atladı geldi. Aynen. Çarşamba'da maçını oynadı. Yani işte diyorum ya, bu fikstürler hazırlanırken mutlaka bu Samsun Spor'un da süzgecinden geçmiştir. Bu arada onu da söyleyeyim. Program açıklandığında ama böyle kaldığına göre federasyonun İrfan Özcan yazmış. Şeyi vardır. Bunu
yarın gündeme getireceğim İrfan Özcan. İlçe belediyeler taşıma sistemiyle destek verse olmaz mı diye. Bununla ilgili ben yarın haber yapacağım. Belediyeleri maça davet ediyoruz. Belediyeler maçla ilgili taraftar taşıması noktasında. Evet. Bununla ilgili haber yapacağım. Bir çağrı yaparız belediyelere de onunla ilgili. Onlar da üzerine düşeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Tabii ligi konuşuyoruz hep ama takımımız kupada da iyi gidiyor. Biz kupa maçı hafta içi olduğu için o mücadeleyi çok yorumlayamadık. Samsun Spor kupaya 3. turda katıldı. 1922 Konya'yı mağlup etti. Geçtiğimiz çarşamba günü de 4. turda Uşak'la, ikincilik ekibi Uşak'la karşılaştık. Gençlerimizin birer yıldız gibi parladığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldık ve 5. tura yükseldik. 5. turda da rakip Göztepe. İlk yarı bittikten sonra oynanacak Göztepe maçı. 26'sındaydı sanırım Tuzla maçı içeride. O maçı oynuyoruz. Devamında o hafta içi 28, 29 veya 30 Aralık'ta Göztepe ile karşılaşacağız. Kazanırsak son 16'dayız. Şu anda Samsun Spor kupaya katılmış en iyi 32 takım arasında. En başarılı 32 takım arasında. Turu geçersek 16'ya, sonra çeyrek final, çeyrek finalde tek maç, yarı final içeride, dışarıda final tek maç. Takımımıza da kupada da başarılar dileyelim. Özellikle genç oyuncularımız için ciddi bir fırsat kupa maçları. Şimdi... bence aynı şekilde oynayacaktır hoca. Ben söyleyeyim yani çok kadroda çok ciddi şeyler yapmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu hep böyle olmuştur bu zamana kadar. Diğer kulüplerde de böyle olmuştur. Finale kadar çıkar, orada bile aynı kalecisiyle şununla bununla devam eder. Belki olması gereken ilk olur. Yarı bitiyor. Belki ne bileyim bir Hasan, örnek veriyorum şu anda. Belki bir Yasin, belki bir Tomane olabilir. Nasıl olsa devre bitiyor, takım tatile gidecek. Belki öyle bir şey olabilir ama gençlerimiz de orada yine ciddi süreler alacaklardır. Onlar için de kupanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk diyelim. Ve yavaş yavaş da son noktayı koyalım. 2 saate doğru gidiyoruz. Alper, var mı okuyacağın yorum veya ekleyeceğin bir şey diye topu atayım sana. Yavaş yavaş toparlayalım. Vedat abi demiş ki oynadığımız maç Bolu provası olur zaten demiş. Ankara Gücü'nden bahsediyor galiba. O abi o maçla Bolu maçı bir değil yani. Belediyeler para yoksa biz veririz demiş. Var ya. Millet var ya bir yerden siyasetten de yedireceğiz ya var ya bizi izleyenler de. Şu şeydeki yorumlara da bakacağım da. Ali Zengin demiş ki olur olur bakın 20 bin kişi gelecek inanıyorum demiş. İnşallah da yani ben 10 bine kafiyim. Tribünlerde olsun Samsun şampiyon olsun demiş Temel Şahin. Özcan Şaban Samspor Hakan Kılıç 2-0 demiş. Ankara Gücü maçına şey yaptı herhalde. Hmm. Süper yazmış evet. Dedim ya ben 10 bine razıyım. Yani 10-12 bin rakamı şu andaki reel rakamdır. Bir anda 3 katına çıkması. 20 bin bir anda 4 binden 20 bin 5 katına çıkması. Olsun mu olsun tabii niye olmasın. Çok da güzel olur ama daha aşağısı da bizi kurtarır diyelim. Biz de tabii hem sosyal medyadan hem Halk Gazetesi olarak hafta boyunca bu çağrıyı taraftarlarımıza hatırlatacağız. Çok önemli bir karşılaşma. Ankara Gücü maçı. Çok değerli bir karşılaşma. Belki de camianın yeniden kucaklaşacağı bir karşılaşma. Bu fırsatı lütfen kimse geri çevirmesin. Kulüp kale arkalarını kapattı. Takımı batıda, taraftarı batıda ve doğu tribünlerinde toparlamak için. Kombine fiyatların güncellendi. Kulüp de gereğini yapıyor. Bununla ilgili artık yeniden kucaklaşma zamanı diyelim. Alper teşekkürler. Ben güzel teşekkür bir yayın ederim. Oldu. En büyük teşekkürü de tabii sizlere ediyoruz. hani bizleri sizler var ettiniz diye bir söz vardır ya hakikaten öyle. Hem YouTube TV Kaya kanalının büyümesi hem Kanal 362'nin büyümesi sizlerin sayesinde. Şu anda Kanal 362 30 bine yaklaştı takipçi sayısı Facebook'ta. Yine işte TV Kaya kanalını 10 binlere kadar getirdik.
getirdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Samsun'dan ve Samsun Spor'dan son dakika gelişmelerinden de anında haberdar olmak için Kanal 362'nin ve TV Kayı'nın YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olup Facebook üzerinden de Halk Gazetesi'ni ve Kanal 362'yi beğenip takibe alabilirsiniz. Herkese Samsun'dan iyi akşamlar dileyelim. 4'te 4 yapan takımımız pazar günü saat 19'da Ankara Gücü'yle karşılaşacak. Pazar günü statta görüşmek dileğiyle.